Efendim Türkiye'nin en fazla izlenen yerel kanalı Kanal Fırat ekranlarından Milad'ın mutfağından hepinize mutlu huzurlu bir hafta diliyoruz. Mutlu huzurlu sağlıklı bir gün diliyoruz efendim. Sağlık diyoruz çünkü çok önemli günler yaşıyoruz sağlık adına. Hatta aylar yaşadık değil mi? Nurullah Bey gerçekten önemli bir tehdit altında ülkemiz, dünya, bizler, şehrimiz. Biliyorsunuz Covid-19'la mücadele bir savaş halindeyiz. Toplumun her ferdi tehdit altında bu süreçte ve onun için de biz her zaman uyarılarımızı yapıyoruz. Program esnasında uyarılarımızı tekrar yapacağız. Bizim elimizde efendim bu virüsü def etmek bizim elimizde ama programımız dolanca hızıyla devam ediyor. Mutfağımız ve mutfağımızın yemekleri artı çok değerli konuklarıyla birlikte oluyoruz ve alanlarında gerçekten çok önemli bilgilere sahip insanları sizlerle bir araya getirmeye gayret gösteriyoruz. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Nurullah Üner efendim. Nursay Grup Yönetim Kurulu Başkanı kendisi. Nurullah Üner daha önce de konuğumuz olmuştu. Hatırlayanlar çok iyi bilir geçen yıl. Evet. Sohbetimiz onunla gerçekleşecek. Ve aynı zamanda grup şirketleri içerisinde ortaklıkları var biliyorsunuz. Çırçır alabalık tesisleri. Evet. Tesisler değil aslında değil mi? Çırçır şeyler. Restoran. Evet, evet. Restoran diyelim. Bugün Çırçır restoranımızdan değerli şefimiz Memiş Usta. Mehmet Şahin. Memiş evet. Usta. Mehmet Ustam da bizimle birlikte daha önce programa gelmişti. Evet, sağ olsun yine Çırçır'dan değil evet, mi? Evet, efendim. Yemi balıklarını yapmıştı. Alabalığını yapmıştı. Bugün günün menüsünü kendisine öğreneceğiz. Sezai şefimle ben de ona bugün yamaklık yapacağız. Bugün artık daha bir yaşalı bir zaten. Murat evet değerli zaten. İzleyenler. Şimdi birazdan Mehmet Şef'ime, Memiş Şef'imin yanına geçeceğim ama Nurullah Bey'e bir hoş geldiniz evet. demek istiyorum. Ne var ne yok? Hoş bulduk Murat Bey. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Allah iyi görüşmeyeli diyelim. Aynen. Artık aynen. insanlar birbirleriyle görüşmeye intina ediyorlar. Aynen öyle değil oluyor. Mi? Maalesef bu pandemi süresince birçok kültürel değişiklikler olacak. Onlardan biri de bu samimiyet dereceleri veya görüşme, topluluklar. Bu da maalesef bir yıldır böyle devam ediyor. Umarım çok kısa sürede de sona erer. Hepimiz elimizde. Kurtuluruz. Aynen. Değil mi? Şimdi gerçekten çok önemli işler yapan bir grup. Evet. Nursay grup. Evet. Bugün onu konuşacağız. Ekonomiyi konuşacağız. Elazığ'ın gündemini, son gelişmeleri biraz meclisten yatıracağız. Elbette Çırçır'ı da konuşacağız. Restoranı. Tabii. Restorancılık, Elazığ'da restorancılık gerçekten zor bir iştir. Hizmet sektörü. Aynen. Değil mi? Bunları konuşacağız. Müsaadenle Nurullah'ım şöyle ki. Bir şefimin elimin yanına geçeyim. Tabii ki müsaadesin. Sonda yemek yiyeceğiz değil mi? Yetişicisinde. Aynen aynen. Hemen değerli şeflerimin yanına geçiyorum. Eyvallah. Sezai şefim bugün rahat. Hemen ben çaya gidiyorum dedi. Elini sallayıp kaçtı. Evet. Şefim hoş geldin sen. Nasıl gidiyor güzel kardeşim? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Tamam vallahi. Alışkanlık yapmışsın. Herkes alışamıyor maskeye. Yani olması gereken bu. Değil mi? Sosyal mesafe. Eyvallah. Restoranda da sürekli böylesin. Tabii, her geldiğimde görüyorum. Gerçekten bütün personeldeyi sadece bir prensip haline getirilmiş zannediyorum. Evet. Değil mi? Evet. Hem çalışanlar, hem hizmet edenler, hem mutfak arkası yani tezgah arkası dediğimiz, hem tezgah önü hepsi maskeli orada. Müdüründen en küçük komisine kadar maskeyle geziyorlar. Ve gerçekten hijyene çok önem veriyorlar bu süreçte. Tabii tebrik ediyorum o yönden sizleri. Nurullah Bey sizleri de elbette yönetici olarak. Evet bugün ne yapacağız şefim? Bugün ne yapacağız? Ama bugün... program esnasında şöyle bir indir ağzını yüzünü görsün ya izleyenler. Bugün şöyle... Ben uzağım yani merak etme. İki çeşit balık yapacağız. Evet. Bir Akdeniz lokumu bir de marina soslu alabalık fileto yapacağız. Marina soslu alabalık fileto, bir de Akdeniz lokumu yapacağız. Lokum. Evet. Lokum balığı. Lokum çok balığı. Severim. Tabii. Çok güzel olur. Aslında şimdi 1 Eylül'den itibaren de ben o taraflardan geliyorum. Yazı orada geçirdim. Lagos damarı. Lagos geliyor mu bilmiyorum. Tabii tabii. Tabii tabii. 1 Eylül'den itibaren de Lagos çıkmaya başladı. Aynen. Akdeniz'in vazgeçilmez balığı. Biraz tuzlu bir balıktır. Pahalı bir balıktır ama aynen. gerçekten lezzetine doyum olmaz. Yani lezzetli olması önemli bizim için. Vitamin değerleri. Bir dahaki seferine Lagos yapalım o zaman. Tabii ki. Değil mi? Yapalım. Olur. Vallahi olur. Peki lokumumuz var. Akdeniz lokumu. Bir de marina soslu alabalığımız var. Yapacağız. Evet. Şöyle bir malzemeler görelim hep birlikte. Tabii ki. Bakalım nelermiş malzemelerimiz. Hep birlikte bir değerli izleyenlerimiz de görsünler.
Memiş Şef'im hangi malzemelerle yola çıkacak ve bu iki yemeği yapacak? Akdeniz lokumuyla başlıyoruz efendim. Çok önemli bir balıktır Akdeniz bölgesinde. Bir kilogram Mersin balığı, yani fileto, lokum. Mersin balığı lokumu, yani fileto olacak. Bir su bardağı süt, bir çay bardağı sirke, iki diş sarımsak, 10 adet defne yaprağı, bir su bardağı zeytinyağı, bir çay kaşığı sebzeli ney? Çeşni. Çeşni, sebzeli, özür dilerim. Biraz ekranda şey gözüktü de. Sebzeli çeşni, bir çay kaşığı tuz. Tekrar ediyorum, Akdeniz lokumumuzun, yani Mersin balığı da diğer adıyla adlandırılan balığımızın menüsüne. Bir kilogram Mersin balığı fileto olacak, bir su bardağı süt, bir çay bardağı sirke, iki diş sarımsak, 10 adet defne yaprağı, bir su bardağı zeytinyağı, bir çay kaşığı sebzeli çeşni, bir çay kaşığı tuz efendim. Bir diğer menümüze geçiyoruz hemen. Alabalığımız. Hemen o gelsin. Bakalım neymiş? Bu, ne sosluydu? Marina soslu. Marina edilmiş. Marina soslu alabalık. Evet. 500 gram yani yarım kilo alabalık fileto. Bir çay bardağı zeytinyağı, 5 adet defne yaprağı, 1 adet güneşte kurutulmuş kapya biber. Öyle mi? Evet. Oo, çok güzel. 1 çay kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı tereyağı, yeterince tuz. Marina soslu alabalığımızın malzemelerini tekrar ediyorum değerli izleyenler. Yarım kilo yani 500 gram alabalık fileto, 1 çay bardağı zeytinyağı, 5 adet defne yaprağı, 1 adet güneşte kurutulmuş kapya biber, 1 çay kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı tereyağı ve yeterince tuzumuz var efendim. Evet, şimdi Memiş Usta'nın yanına tekrar geliyorum. Memiş Usta, evet. Hangisiyle başlayacağız? Akdeniz lokumuyla başlayalım. Lokumla Akdeniz lokumu Mersin balığı dediğimiz. Sen filetosunu çıkarmışsın gördüğüm kadarıyla. Evet. Şöyle ekrana bir gösterir mi o filetoyu? Tabii ki. Şöyle ben alayım. Bürüz kapmam, merak etmeyin. Bazı insanlar telefon açmaya... telefon açmıyorlar. Diyorum ki ya telefondan virüs geçmiyor kardeşim, bari hatırımızı sorun. Değil mi Nurullah Bey? Aynen öyle. Telefondan virüs olmuyor. Bir uzak mesafelerden de şöyle merhabalaşa. Evet, sıcak bir karşılama olmasın. Tokalaşmayalım, sarılmayalım birbirimize ama değil mi? Uzaktan uzağa da bir merhabamızı yapalım. Tabii ki. Değil mi? Aynen. Biz sıcakkanlı toplumuz, Türk toplumu. O yüzden bunlara ihtiyaç duyarız. Eyvallah. Lokumumuz efendim. Şöyle bir gösterelim. Hangi kameraya gösteriyorum? Sana mı? Evet. Akdeniz lokumu. Elimi vurmayacağım. Şefim sen elini şöyle gösterebilirsin istersen kameraya. Tabii ki. Şöyle elini alabilirsin. Lokumu nasıl çıkarıldı? Keşke baştan gösterseydin. Mersin balığı yaklaşık 1,5-2 metreye kadar uzanan iri yapıya şöyle sahip bir balıktır. Genel olarak Karadeniz civarlarında, Karadeniz'e dökülen nehir civarlarında bulunur ve Marmara'da da bulunur. Çok dünyada gıda olarak en pahalı havyara sahiptir kendisi. Evet. Çok lezzetli bir balıktır. Alabalığa yakın bir balık aslında. Pek çoğumuz bilmeyiz ama protein olarak, değer olarak çok lezzetli balık olduğunu söyleyebilirim. Çok doğru. Nasıl yapacaksın bunu? Bir anlat bize. Şimdi bunu önce sosunu hazırlayacağız. Bir saat sosunda bekledikten sonra pişirip servise sunacağız. Servis yapacağız. Yani ızgara yapacağız. Izgara yapacağız. Izgara yapacağız. Izgara veya tava. Tava. Tercihe göre değişir. Tercihe göre değişebiliyor. İstersen biraz ondan biraz ondan yap. Fark tamam. Etmez sana. Tabii ki. İzli tavamız da var. Evet. Onda da şey yapabilirsin. Tamam. Ben başlayayım. Ama sana şu an için mangal veremem. Mangal da yapamazsın yani. Yok, önemli değil. Eyvallah. Ama daha önceden şey yapsaydık, mangalda dışarıya kurardık. Kine tekim önümüzdeki günlerde bir Adana'mız bir olacak, Adana değil olacak, mi? Evet. Adana yapacağız. Adana mutfağı, şey, yüzde yemeği. Klasik bir Adana yapacağız yani. Gerçek bir Adana kebabı. Şimdi yani. İlginç olan ne biliyor musun şefim? Bu meşhur ismi üzerinde Adana. Adana. Antepliler hayret verecek şey. Antepliler saygı duyuyorum. Yemeklerine saygı duyuyorum ama Adana bizim demeye başladılar. Ulan adı üstünde Adana. Yani nasıl Adana. Senin olur? Yani artık her şeyi sahiplenmeye başladı Gaziantep. Evet, sunumları... İyi pazarlarlar. Ya güzel, iyi pazarlıyorlar. Falan da çok zengin. Evet, çok zengin ama başka yörelerin yemeklerine de ne olur saygı gösterin. Değil mi? Aynen. Herkes kendi yöresinde lezzetli yapıyor. Sizler de lezzetli yapıyorsunuz ama başka yörelerin yemeklerine de sahiplenmek doğru değil diye düşünüyorum.
Evet. Buradan şimdi, mesajımızı da verdik. Şimdi çiğ köfte anladık da çiğ köfte Antep ayrı söylüyor, Adıyaman ayrı söylüyor, Urfa ayrı söylüyor. Ama Adana dediğiniz gibi isim üzerinde Adana'dan başka isim koymamış yani. Çiğ köfteyi de anlamayız abi. Çiğ köfte Urfa'nın. Ama bak. Adıyaman diyor bizimdir. Desinler. Ben şimdi şunu söylerim. Urfa'dan çıkmıştır. Evet. Menşei Urfa'dır. En güzel Elazığlar yapar. En güzel Adıyamanlar satar. Doğru mu? Evet, doğru. Bu kadar. Olay bu kadar basit. Onlar güzel pazarlıyor Adıyamanlar. Evet, güzel satıyorlar. Marka adı altında, dünyanın diyorum, Türkiye'nin her yerinde pazara sundular. Çiğ köfteye Urfa sahip çıkamadı. Ama ya da bizler çıkamadık. Onlar güzel pazarlıyorlar. Ona da saygımız sonsuz. Ama menşeinin Urfa olduğu da bir gerçektir. Evet, oradan çıkmış. Hakkını yemeyeceksin. Hiçbir şeyin. Öyle değil mi? Ya bu geliştirmeyle alakalı bir durum. Yani Antep'te gastronomi sektörü mesela Adana'ya göre çok daha üst düzeyde olduğu için arz talep olgusuna göre Adana çok daha fazla işleniyor orada. Dolayısıyla hani Antep'in böyle bir tüketimsel olarak mantığı var. Yani o ayrı bir şey. Evet. Yani, tabii yani menşei olarak tabii ki Adana adı üzerinde. Tabii. Yani. Doğru. Bu arada ben bu balıkla alakalı küçük bir iki... Ya mutfağımızda sohbet şey ediyoruz. Olur, rahat ol. Nurullah kardeşim. Şimdi bu balık özellikle çocuklara balığı sevdirme adına çok tercih edilmesi gereken bir balık. Çünkü marina sosuyla birlikte balık tadının dışında sıfır kılçıkla üretilen, işlenilen tek balık çeşidi diyebilirim. Boşa demiyor. Aynen. Yani çocuklar da çok beğenerek, biz herhalde ustam daha iyi bilir tabii ki, restoranda işlerken çocuklara sunduğumuzda hemen ikincisi talep ediliyor. Dolayısıyla özellikle balığı sevmeyenler için veya çocuklara balık tüketim alışkanlığı kazandırmak için bu balık tercih edilebilir. Çok doğru. Aynen. Çok doğru. Evet, şimdi marinaya yatırdı lokumları, Akdeniz balığı dediğimiz lokumları. Evet. Marinaya ne koyduk marine için? Bunun içerisine sarımsak, defne yaprağı, tane karabiber, tuz, sirke suyu ve az bir süt. Süt koyun. Evet. Süsüz marine olmaz değil mi? Olmaz. Eyvallah. Peki, kolay gelsin sana şöyle. Bir de alabalıktan bahsedelim. Alabalıklarımızı şimdi kılçıklarını alacağız, fileto haline getireceğiz. Daha sonra tavada pişireceğiz. Tabii pişirmeden önce marine sosunu alacağız. O pişirmeleri ikinci bölüme saklayalım, sıcak sıcak. Tabii ki. Değil mi? Önce şu an marine yapacağız. Tamam. Ondan sonra zaten kamerada geçeceğiz. Seni çekecek marine yaparken şefim. Değil mi? Bu arada değerli izleyenler, bu süreçte, bu virüs bu sürecinde çay biliyorsunuz, bağışıklık sistemimizi de malumunuz çok güçlü tutmak zorundayız. Evet. Bunun için de en önemli vitaminlerden biri de balık. Yani B12 değil mi? D vitamini içerir. Yağ asitleri açısından. Evet, fosfor içerir. Aynen. Bu bağışıklık sistemimizi güçlendirecek önemli bir gıda balık. O yüzden de tercih etmenizi tavsiye ederim bu süreçte. Mesela bir kelle paça gibi değil mi? Tabii. Ya balığın birçok faydası var. Yani maalesef hani balığın tüketimiyle alakalı eksiklerimiz var. Onları belki dile getireceğiz. Konuşacağız tabii ki. Aynen. Yani bu süreçte de gerçekten bağışıklık sistemimizin, ümmi sistemimizin çok daha çalışır hale gelebilmesi için, daha iyi sonuçlar alabilmek için balık çok değerli bir besin örneği. Tabii bunun tüketimiyle alakalı biz birçok, işte az önce Lagos balığı dediniz. Biz onu da getiriyoruz mesela. Çok güzel. Restorantımızda günlük olarak Lagos geliyor. Günlük geliyor. Tabii. Harika. Mersin'de. Peki tercih ediyor mu insanlar? Ya şimdi bilenler biz, biliyor mu? Biz şöyle başlangıçta hani pahalı bir balık olması hasebiyle bize biraz tereddütlerimiz vardı ama menüye koyduk. Gördük ki tercih ediliyor. Yani dışarıda bunu tüketmiş, lezzetine varmış, faydasını bilen kişiler için illaki tüketim örneği oluşturuyor. Çok yoğun değil tabii. Evet. İnsanlar balık kültürü olarak gerçekten çok ileri bir seviyede değiliz. Türkiye ortalamasının il olarak çok çok altındayız. Maalesef. Aynen. Yani üç tarafımız sularla çevrili olmasına rağmen. Türkiye'nin en fazla alabalığının üretildiği yerdeyiz. Aynen. Ve balık tüketimimiz çok az. Aynen. Acı bir olay. Çünkü biliyoruz Çırşır Keban'daki tesislerde. Aynen. Değil mi? Yani Elazığ'daki restoran birlikteler Nurullah Beylerle ama Ayhan Beyler de Keban'daki o tesislerin başında duruyor. Norveç'e kadar uzanan bir balık ağı. Tabii. Oraya kadar balık veriyoruz. Yani Norveç bilirsiniz, bilenler bilir daha doğrusu diyeyim.
balığın memleketi Merkez, Norveç. Evet. Alabalığın memleketi, somonun memleketi. Evet. Ama biz Elazığ'dan Norveç'e alabalık yetiştirip veriyoruz. Evet. Bu büyük bir olay. Ama biz bunun kıymetini biliyor muyuz? Nurullah Bey'le onu da konuşacağız. Yani kıymetini bilme açısından şöyle, kültürel bir durum aslında. Yani balık bizim hayatımızda çok önemli bir tüketim alanına sahip değil maalesef. İşte şöyle basit istatistikler vereyim mesela. Yılda ortalama Türkiye'de bir insanın tükettiği balık 8.7 kilogram. Ama Elazığ'da bu 4.1-3.8'e kadar düşebiliyor. Yarısının altına düşünüyor. Aynen. O da bizim balığa ulaşma imkanımız. Tabii ki sahil kentlerine göre biraz zor. Ama biz de neticede göl balıkları olsun, işte alabalık olsun, bu tarz balıklar için ulaşım çok kolay. Mesela balıkçılık kültürümüz de çok çok iyi. Ama balığı tüketim noktasında hani çok fazla aradığımız bir öğün yemeği haline getiremedik maalesef. Ha, böyle bir açık var Elazığ'da. Biz de buna istinaden zaten Ayhan Bey ile böyle bir düşünceye sahip olduk. Merkezde tüm deniz balıklarını barındıran tek zaten restoran. Çok önemli bir beyaz et, bir tabii, gıda, tabii, balık. Zannediyorum uzmanlar en az haftada iki defa balık yemeği öneriyor. Aynen. İnsanlara. Hatta bu süreçte bana kalırsa üç defa yemek. Aynen. Günde, yani haftada üç defa. Aynen. Çünkü bağışıklık sisteminin gelişmesi adına üç defayı tavsiye ederiz. Hele balık, bol bol balığın mevsimine girdik değil mi? Tabii tabii. Yani, etmeliyiz. Bir de şöyle, başlangıçta mesela bana da öyle gelirdi. İşte iki günde bir balık mı yiyeceğim ama bunu tükettikten sonra mesela bizim çocuklar her iki günde bir balık istiyorlar yani kendileri. Bu bir süre sonra ister istemez keyifle yiyebileceğiniz bir öğün haline gelebiliyor. Çok doğru. Yani her gün balık yenir mi düşüncesi? Evet. Ala balık yemeyin. Aynen. Bir gün lagos yiyin. Tabii tabii tabii. Her balığın kendine münhasır bir tadı var. Aynen. Özellikle çocuklara bakın. Aynen. Çok güzel. Hakikaten kılçıksız. Ya biz bu balığı özellikle o düşünceyle getirdik. Bunun çocukların sevmesi için şu an menüde çocuk menü adı altında oluşturuyoruz. İşte fast food zincirlerinin yapmış oldukları gibi bir hamburger tarzı, kroket tarzı sunacağız inşallah. İnşallah. Bu da ayın birinden itibaren menülerimizde yer alacak. İnşallah. Çocuklar için ayrı menüler. Yani ben çocuklar için gerçekten keyifli bir tüketim haline geleceğini düşünüyorum. Bir de şöyle, balıkla alakalı mesela çok fazla çeşit olduğu için bunun zamana, güne göre değişiklikler gösteriyor. Yani şunu özellikle tavsiye ederim. Her balığın kendine ait bir zamanı var, tüketilmesi gereken veya taze olarak tüketilmesi gereken. Takipte olurlarsa, bunları takip ederlerse bizde her daim tüm balık türleri geliyor, değil mi? Mevcut. Evet. Aynen. Hem Karadeniz'den hem, aynen, Akdeniz'den, tabii, tabii, gerçekten. Şimdi çırçır deyince insanlarımız hemen aklına alabalık geliyor. Evet. İnanın değil. Artık o deniz balığı da bahçelievlerdeki o restoranlarında, evet, tüm işte lokumuyla, lagosuyla. Ben lagosu, inanın bakın, ben de bilmiyordum. Lagostan bahsettim ki bu sene çok tükettik. Sağ olsun, bayağı pahalı bir balık. Gücümüz yetmeyecekti ama sağ olsun balıkçı bir komşum vardı orada. Bizde o kadar pahalı değil bu arada, onu da söyleyeyim. Öyle mi? Tabii. Yani mesela tatil yörelerinde falan tükettiyseniz. Abo, çok. Yani çok, bizde yani kesinlikle. Restoranlarda çok yüksek. Tabii bizde öyle değil. Yani alabalığın işte mesela, şöyle düşünün, 2-2,5 katı kadar tüketilir yani. Oo, o fiyatlara. Tabii şey, tabii. Hiçbir şey. Bizde öyle çok büyük. Gerçekten. Bizim amacımız yani bu anlamda şöyle söyleyeyim, deniz balıklarını insanımıza sevdirmek. Yani esas çıkış noktamız bu yani. Doğru. Değerli izleyenler, yani lagosun olmayacağını, getirmeyeceklerini düşünmüştüm ki o da varmış. Vallahi kaçmayacak bir fırsat diyorum. Bahçelievler Şubesi şeyde de var herhalde. Deniz balıkları kısmı orada çok yok. Orada orası yok. Evet, daha turizm merkezli olduğu için yöremizi tanıtma adına alabalık menşeli tüm ürünleri yapıyoruz genelde. Deniz balıkları daha çok Bahçelievler. Mesela şurası. Lüfer de gelecek değil mi? Lüfer zamanı. Var var zaten. Şu anda var mı? Tabii. Lüfer de şimdiden bakın varmış. Aynen. Çünkü İstanbul o şeyine lüfer düşmeden Bahçelievlere. Ya şimdi burada çiftlik grupları ve deniz grupları var. Biz her daim sürekli bulundurmaya çalışıyoruz ama bazen hani bu denizden çıktığı için, avlanma türü olduğu için balık. Dolayısıyla bazen hani istenilen ürünler istediğimiz düzeyde, boyutta olamayabiliyor. Midye var mı? Midye de var. Yok yok. Vallahi yok yok. Ben şöyle
Spontan soruyorum, inanın. Evet. Hepsi de var. Tebrik ediyorum. Gerçekten bu hizmet yaban atılacak bir hizmet değil. Evet. Onların oradan buraya gelişi bir restorancılıkta o kadar kolay bir iş değil. O yüzden balığı sevenler, deniz ürünlerini sevenler bahçelevleri teğet geçmesin derim. Evet. Çünkü ben de çok severim. Ailecek çok severiz. Ben çoğu insan, yani ben değil özür diliyorum. Çoğu insan sadece çırçır deyince alabalık akla geliyordu. Demek ki artık deniz ürünlerinde rahatlıkla bulabileceğimiz bir restoranımız var. Tebrik ediyorum o yönden Nurullah kardeşim. Teşekkür ederim. Sadece Nursay tabii ki balıktan değil, diğer yaptığı Elazığ ekonomisine katma değer katan birçok işletmeleri var. Onlar hakkında da konuşacağız ama şöyle bir balığa dönelim tekrar. Balıktan sonra geliyorum. Onu da marinaya yatırdın şefim. Doğru mu? Evet. Onda ne kullandık marinada? Marinada güneşte kurutulmuş sebze kapya çeşitlerimiz ve kapya biberimiz var. Eyvallah. Alabalığımızı zeytinyağında marinaya bıraktık. Yine bir saat dinlendikten sonra pişirmeye başlayacağız. Ya Memuş Ustam, sen bu kadar resmi değildin ya. Yüzün gülerdi, espri yapardı. Ne yaptınız bu adamı? Şimdi şöyle ben yemek olayı benim için çok farklı. Şey diyormuş, ben değildim, o benim ikizimdi diyormuş şimdi. Yani yemek... Evde bile yemek yaparken böyleyim, ciddi. Çünkü işimi yaparken ciddiyim. Eyvallah. Bir de çok hızlı biliyor musun Sezai Şef? Beraber çalışma nasip olmadı ama inşallah evet, göreceğiz onu. Yani hızına hayran kalmıştım o zaman. Feyzullah Şef'le ağırlamıştık senden önce. Memuş Usta'yı. Hızına hayran kalmıştım o geldiğinde. Çünkü biliyorsun hizmet sektörü biraz elbette sürat isteyen bir olay. Şimdi yemek acı farklı bir şey. Müşteri acıkmışsa o bir dakika ona 10 dakika gibi gelir zaten. Çok doğru. O yüzden bir an önce bir sunum yapması gerekiyor yani. Eyvallah. Peki güneşte kurutulmuş sebze dedin. Sebze çeşitlerimiz ve kapya biberimiz. Bunları harmanlıyoruz balığımızla beraber. Zeytinyağında marinaya bırakıyoruz. Zeytinyağında. Bir saat dinlendikten yani sonra dünyanın en harika alabalığını yemiş oluyorsunuz. Yiyeceğiz ya. Evet. Ben daha önce yediğim için ben biliyorum. Gerçekten Memuş Usta'nın elinden harika olmuştu. O zaman hatırlıyor musun bir şey yapmıştık. Ortası kaşarlı sebzeli. Alabalık katmer yapmıştık. Katmer yapmıştık. Bir de ızgara mı yapmıştık? Bir şey daha yapmıştık. Böyle farklı bir şeydi. Bilmiyorum ama. Memuş Usta o kadar çok balık işliyor ki. Çeşitli yapıyor. O yüzden. Şimdi kaşarlı deyince orada ben aslında Nurullah Bey'e bir soru sormak istiyorum. Buyur. Yani kaşarlı dediniz, kaşarlı balık. Evet. Marine yapılırken süt kullanılıyor. Ama halk arasında çok yaygın bir düşünce var. Zehirler. Zehirler, süt ürünlerle balık tüketmeniz zehirler. Hiç alakası yok. Yani onu özellikle buradan Nurullah Bey söylemesi taze olduğu sürece değil mi Memuş Usta? Aynen. Kesinlikle. Aynen. Taze olduğu sürece. Yani bu tamamen balığın tazeliğiyle alakalı bir durum. Balık bayat olursa sütte olan reaksiyonundan kaynaklanan bir aynen bilgi o. Yani balık taze olduktan sonra mesela Milat Bey de bilir tüketmişse bu son zamanda. Mesela hep balık ayranla tüketilir. Ben yani evet, ben balık ekmek özellikle falan. Ben balık İskender yapmış yemişimdir. Evet. Zehirlenmedi. Sadece evet, biraz seyirci duysun diye. Şimdi şöyle diyeyim. Çok güzel bir konuya değindi Nurullah Üstad'ın. İstanbul'u bilenler biliyor. Evet. O Galata Kulesi'nin altında hatırlar mısın? Eminönü'nde mesela. Eminönü'nde. Aynen. O teknelerde böyle şu anda da öyle mesela yaparlar. Aynen. Onu ayranla sunarlar işte. Yani bilenler tabii çok güzel, güzel, çok güzel bir konu. Ya taze olduğu için mesela denizden hemen çıktığı için bizde şöyle yani. Mesela tüm marine edilmiş bu tarz balıkların hepsi günlük olarak geliyor bize. Aynı anda bunları marine ettiğimiz için herhangi bir reaksiyon göstermesi veya bir zararı söz konusu değil. Gönül altında yiyebilirler. Tabii tabii. Evet. Onu duymuş olabilir. Evet. Evet. Pek kolay gelsin size. Teşekkür ederiz. Marinayı bekleyeceğiz herhalde. Bekleyeceğiz. Siz çayınızı için iki şef sohbetinizi yapın. Tabii ki. Biz de Nurullah Bey ile çok değerli Nurullah Öner, Nursay Yönetim Kurulu Başkanı, Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Bey ile biraz ekonomiyi konuşalım. Elazığ'ın ekonomisi çok önemli bizim için. Çünkü iki süreç geçirdik değil mi? Tabii ki. Bir deprem süreci, ticaret adına çok büyük darbeydi bize. Aynen. Artı bu virüs süreci ki birçok ticarethane bu süreçte maalesef kapanmak zorunda kaldı. Bir de Nursay Grup içerisinde kuyumculuk sektörü de var. Evet. Onlar da bayağı bir süre, bir aya yakın. 45 gün sürece kapalı. 1,5 ay kapalı kalmak zorunda kaldılar. Biraz onlardan konuşalım. Hem inşaat sektörü, Ankara'da da işleri var. Onların inşaatları var. Çünkü bu süreç onları çok etkiledi. Tabii yani şöyle küresel bir krizle karşı karşıyayız.
Ama maalesef ilimiz bu konuda bir de deprem noktasında ikinci bir krizle karşı karşıya kaldı ve ayrışma noktasında iki kat bir negatif ayrışma söz konusu. Yani bununla alakalı ilimizde gerçekten çok büyük bir afet yaşadık. Çok büyük bunların sonuçları noktasında şu an hala yapı noktasında sıkıntılarını yaşıyoruz. Etkilememek elde değil. Küresel anlamda yaşadığımız bu pandemi noktasında zaten tamamıyla her sektörü etkisi altına almış durumda. İnsanları gerek sosyal, gerek demografik, gerek ekonomik olarak gerçekten birçok noktada, hatta kültürel olarak bile birçok noktada etkilemiş durumda. İlimizde yani şu an baktığımızda gerçekten birçok sektör olabildiğince sıkıntı içerisinde, ama bunun sonuçları çok taze olduğu için veya gerçekten hükümetin bir takım destekleri, işte kredi bazında, parasal noktada, piyasadaki para noktasında ele alırsak şu an sonuçlarını göremiyoruz. Şöyle araya girmek istiyorum. Evet. Bu destekler yeterli oldu mu sizce? Yani ticaret insanısınız, evet. Esnaf kesiminiz var yani gruplarımız, evet, içerisinde. İşte bir restoran var, efendim söyleyeyim bir kuyumcu dükkanı var, evet, inşaatçılıktasınız. Evet. Bu desteklerden faydalandınız mı bilmiyorum ama o destekler esnafımıza yetti mi sizce? Şimdi şöyle, yani desteklerin tamamı aslında esnafımıza bir nebze de olsa bir takım yaralarını sarmaya yetti. Ama tasarlanmış olarak yapıldığına dair benim şahsi kuşkularım var mesela. Şimdi bu desteklerin şu an için hani sıcağı sıcağına parasal noktada piyasadaki likidite problemini falan karşılama noktasında olumlu etkileri vardır. Ama bundan sonrası noktasında çok endişeliyim mesela. Çünkü biliyorsunuz KOSGEB'in vermiş olduğu krediler var. Esnaf ve sanatkarların vermiş olduğu krediler var. Bunları hemen hemen Elazığ'da birçok esnaf, birçok şirket kullandı. Ama bunların geri dönüş noktasında ben çok ciddi tereddütlerim var. Yeterli olduğumu yani bunu şöyle söyleyeyim, kesinlikle yeterli değil. Çünkü bu süreçten ziyadesiyle geri dönüşümü olmayan şekilde esnaflarımız var. Yani biz tabii işin daha ileri düzeyindeyiz ama mesela baktığımızda depremde dükkanını kaybetmiş, ağır hasarlı olan insanlar var. İşlerini pandemi sürecince hiç açmamış insanlar var. Tabii bunların ödeme noktalarında bir değişiklik yok. Yani mevcut giderleri teknik olarak hepsi devam ediyor. Tabii bu noktada zor bir süreçten geçiyoruz. Umarım bu pandemi süreci de çok çok uzun zaman almaz. Alırsa Elazığ gerçekten toparlanması zor. Önümüzdeki bir 20-30 yılı ipotek altına aldığımız bir şehir olarak karşımıza çıkabilir. Maalesef yani şu anda eğer bir şeyler iyileştirilmez ise, evet, görünen o. Şimdi bir de hani deprem sonrası biliyorsunuz birçok binanın 14 bine yakın bir binanın, evet, yıkılması söz konusu. Bu inşaat sektörünün canlanması beklenirken onu da soracağım. Çünkü inşaatçılık, evet, yönünde var Nursay, evet, grubun. Mesela Elazığ'da TOKİ'den böyle bir ihale alındı mı sizler tarafından? Yani siz böyle bir şeyi Elazığ müteahhitleri diyelim, Elazığ inşaat sektörü, evet, bundan nasiplendi mi ki nasiplenmeliydi diye düşünüyorum. Tabii ticaret adına. Tabii ki. Yani şimdi şöyle, doğrudan bir alım olduğunu bir iki firma dışında duymadım, bilmiyorum. Ama dolaylı olarak tabii ki faydalanma durumları esnafımızın olabilir. İnşaat sektörünün değil mi? Aynen, inşaat sektörünün. Ama Elazığ'da esas inşaat sektörüyle alakalı çok ciddi, gayrimenkul sektörüyle alakalı ciddi problemler var. Yani bunlardan biri de biliyorsunuz bu pandemi sürecinden sonra, depremden sonra diyelim daha doğrusu, deprem sürecinden sonra Elazığ'daki gayrimenkul fiyatlarının %40 civarı bir artış olduğunu gözlemledik. Maalesef. Bunlar da artış olmasına rağmen Elazığ'ın mevcut durumuna baktığımızda mevcut amortisman sürelerinin çok yüksek olduğu, Türkiye ortalamasının çok çok üstünde olduğunu görüyoruz. Amortisman süresi dediğimiz olay şu, bir gayrimenkulün yıllık getiri oranı toplamda maksimum maliyeti olan denkine rast gelir. Mesela şöyle düşünün, bir konut düşünün. Elazığ'daki konutun kira olarak getirisini 23-24 yılda tamamlar. Bu da çok çok yüksektir. Bunun dengesini maalesef tüketiciyle veya işte müteahhitler kısmında buluşturamıyoruz. İşte kredi faizlerini düşürüyoruz. Anından bankalardaki bu kredi faizinden kaynaklanan, düşüşünden kaynaklanan
gayrimenkul artışı gözlemleniyor. Yani vatandaşa bir şekilde yansımıyor aslında. Elazığ'daki yapı stoğunun bence daha farklı yöntemlerle çözülmesi gerekiyordu. Yani TOKİ eliyle tamam yapılan mağduriyet yaşamış, ağır hasarlı yerlerin yıkımı, yapımı, birkaç bölge işte Dilek Sitesi'nin, Mustafapaşa gibi bunların yapılması gayet normal ama diğer noktalarda bence buradaki emsal değerlerinin, imar planının ona göre düzenlenip yani müteahhitlerin karlılıklarını baz alıp vatandaşın da çok fazla cebinden bir şey katmayacakları bir sistemle düzenlemek gerekirdi. Maalesef öyle olmadı. Şu an çok büyük bir yani muamma söz konusu. Kimse gerçekten kendi yapısının ne olacağına dair çok bir bilgisi yok. Evet. İşte geçen Cumhurbaşkanımız bununla alakalı ödeme planlarını açıklamıştı. Bu gayet güzel bir şey ama şöyle ben... Tatmin edici bulundu. Tatmin edici ama bu da bakın şöyle. Yani insanların 20 yılını ipotek altına alıyorsunuz. Bu şehre çok ciddi bir negatif yönde etkisi olacaktır bunun. Şöyle düşünün. Yani bu yapı stonda oturanların %70'e yakın zaten belli bir yaşın üstü emekli diyebileceğimiz insanlar. Yani 60 yaşında, 50 yaşın üstü insanlar. Bunların önümüzdeki 20 yılını ipotek altına almak demek tüm harcamalarını, tüm yaşam standartlarını değiştirmeniz demek. Çok doğru. Yani bununla alakalı ciddi sıkıntılı. Standartı oturtmanız gerek. Tabii yani şöyle bir basit bir analitik yapalım. Yani 30 bin konuttan bahsedersek. 1000 lira geri ödemesini düşünün. Bu şehirden 30 milyon aylık bir para çıkacak. Yani bu TOKİ kanalıyla, devlet eliyle şehrin kendi dinamikleri açısından çok büyük bir sıkıntı. Gayrimilli hasılası. Tabii. TOKİ'ye kayacak. Ya bu gayrimilli hasılaya yurt yani milli gelire etkisi veya yurt içi il bazındaki gayrimilli hasılaya etkisi maalesef bizim TÜİK verilerimizde de sıkıntı var. Evet. Hesaplanırken bu 1000 lirayı da baz aldıkları için ona yansımayacak. Verisel olarak tabii. Çok güzel. Ya bunun gibi birçok şey var. Yani bu şehirde kalması gereken veya şehrin gerçekten kendi altyapısıyla, kendi dinamikleriyle dönecek bir çarkın maalesef çok iyi altyapı olmadan tasarlanmasıyla bu noktaya İnsanlar geliyor. İnsanlar yine bankalara çalışmaya devam edecek. İşin özü. Vallahi şöyle bankalara soruyorsunuz. Onların da karlılıkları çok çok düştü mesela. Bu anlamda evet. Yani bu depremden sonra mesela çok ciddi bankaların yani Türkiye'de bankacılık sektörü çok çok ileride tabii o ayrı mesele ama Elazığ'daki bankalara soruyorsunuz. Deprem %20 noktasında karlılıklarında etki etmiş durumda. Ya o çok problem değil. Olan vatandaşı olacak yani bankaların karlılıklarıyla alakalı. Tabii ki. Şimdi sohbetimize devam edeceğiz. Elbette ki altın fiyatları da şu bu aralar bir yükseliş, bir düşüş oynamalar var değerli izleyenler. Nurullah Bey de bu konuda uzman kendisi. Aynı zamanda kuyumculuk sektöründe, sarraflık sektöründe de hizmet veriyor grup olarak. Ve birebir de o sektörün içerisinde kendisi. Tabii, tabii yani. Masaya yatıracağız. Buradan çok değerli Kuyumcular Oda Başkanımız, benim çok kadim dostum, arkadaşım Fikret Çakmakçı Başkanıma da hürmetlerimi, saygılarımı gönderiyorum. Onu da en kısa zamanda bir ara programa davet edeceğiz. Bu sektör hakkındaki bu oynak durumu. Çünkü insanlar tedirgin. Alsam mı, elindekini satsam mı diye endişeleri var, düşünceleri var. O konuda bilgilendireceğiz. Aslında ne ölçüde sağlık cevap verebilirler bilmiyorum. Çünkü onlar da tabii ki biraz görebilirler. Bizlerden çok daha iyi analiz edebilirler altın fiyatlarını ama onlar da şaşkın. Çünkü onların elinde olan bir şey değil. Ellerinde olsa zaten tabii ki. Çok düşük tutacaklar. Ve insanlar rahatlıkla alışverişlerini, o düğünlerine, gerçi düğün sektörü de durdu. Aşamada değil mi? Yani düğün alışveriş kısmı durdu diyelim. Düğünler devam ediyor tabii ki. Tabii insanlar altınlarını alıyor yine de diyorsun. Yani şöyle insanlar altınlarını alıyorlar bir şekilde. Şöyle oluyor yani 300 gramsa işte 10 yıl önce bugün 100 grama düşmüş ama yine de insanlar tasarruflarını bu noktada yani kültürel olarak devam eden bir süreç olduğu için yine bir şekilde oluyor tabii. Takı noktasında, tasarruf noktasında biz Türkiye dünyada hala daha ikinci sırada olan bir ülkeyiz. Tabii altın rezervleri açısından böyleyiz. Altın ithalatı açısından da maalesef birinci bir ülkeyiz. O da ayrı bir tezat değil mi? Tezat, aynen. Evet. Efendim konuşacağız. İki bölüm birlikteyiz. Sohbetimiz daha da derinleşecek. Evet. Tekrar şeflerime dönüyorum. Mehmet Şef'im boş durmuyor vallahi. Ne yapıyorsun? Hayırdır Mehmet Şef'im? Mersin balığını marineye bıraktık. Pişirdikten sonra servise sunarken bir sos eşliğinde sunuyoruz.
onu hazırlıyoruz. Peki bir şey soracağım şef. Şimdi dünya mutfağında sos çok önemli. Evet. Bizde o kadar aranmaz. Aranmaz. Yani soframızda. Değil mi Nurullah? Evet. Yani evlerimizde yaptığımız yemeklerde şu yemeği yapıyorum yanına bir de sos yapayım. Bizde sos mantığı biber kızartmasının yanındaki şeydir. Domates sosu. Yani. Evet, kültürümüz de yok. Ya soğanlı salçadır. Yani. Ama yemeği lezzetlendiren, lezzet veren aslında sostur değil mi dünya mutfağında? Bu kültürü alıştırabilir miyiz? Mesela restorancılıkta evet sizler bu soslarla güzel şeyler yapıyorsunuz biliyorum. En azından bir gastronomiye geç kalmış bir ev değil. Doğuda arayacak olan bir il diye düşünüyorum. Arayacak da öne geçecek bir ilde çünkü mutfağımız hazır buna. Menümüz hazır çünkü. İnsanlarımız tedirgin. Hani acaba bu sos nasıl bir sos? Yiyelim mi? Bence denenmeli. Sos eşliğinde. Çok doğru. Sos biraz da pahalı tüketim malzemesi olduğu için aslında. Evet. Biraz da ondan kaçma durumu söz konusu olabiliyor. Yani öyle soslar var ki mesela ustam bilir yemeğin maliyeti kadar bir maliyeti söz konusu. Çok doğru. O yüzden biz biraz da karın doyurmak için tükettiğimiz için sos bize biraz lüks olabiliyor yani. Evet, biz direkt karnım doysun ne olursa olsun. Lezzet ama biz lezzet ararız yani. Lezzet yani. Ararız da sostan işte o konuda belki hani. Damak lezzetimiz vardır evet. Yani. Tabii yani şimdi bizim sos dediğimiz olay şimdi çok yönlü bir olay. Yani işte bizim annelerimizin falan mantının üzerine döktükleri işte tabii. Bir biber kızartmasının dahi üzerine patatesin. Tabii. Bunların hepsi sos zaten yani. Sos tabii. Tabii. Ama farklı marine edilmiş. Farklı lezzetler aslında. Ya da baharatlarla aynen. Tatlandırılmış soslar da var. Bizde biraz da alışılmışın dışına pek fazla çıkılmıyor. Mesela benim lokantacı dönemimde böyle kepçeye batımda. Tanıdık müşteri geliyor işte bu farklı bir yemek yazdı şundan vereyim ama ben onu hiç yemedim ki diyor. Bir tat. Yani yok ama hiç yemedim ki. Hele bir dene. Ya bir de sevmezsem, doymazsam o mantık var yani. Evet. O mantık da var maalesef. Ya bozarsa. Ya bozarsa yani. Ağız lezzetimi bozarsa. Aynen. Değil mi? Bak Mehmet Şef'im de valla yeniliklere açık maşallah. Böyle. Ne yaptın şefim öyle? Baharat kattın. İşim bu diyoruz. İşim bu yani. Eyvallah. Peki. Pek kolay gelsin. Bu şeyi seyrediyor musunuz? Şeflerin tabii ki İsmail onların programı. MasterChef. MasterChef. Evet. TV8'de. Gerçekten güzel bir program. Ben de nihayetle mutfak programı yapıyoruz. Hı. Ben de zaman zaman bakıyorum. Şeflerin o masterclass dersler veriyorlar. O sosları, yaptıkları şeyler gerçekten izlenecek. Diğer yıllarda böyle bir hizmetleri yoktu. Sadece yarışmaydı ama şimdi eğitim de vermeye başladılar. Evet. Bu çok hoşuma gidiyor. Gerçekten güzel bir olay. O yüzden nasıl yapıldığına ben de artık önem vermeye başladım. Şefler nasıl yapıyor diye burada anlatıyoruz. Ev hanımlarına ya da bekar yaşayan beylere değil mi? Işık tutsun diye. Şimdi mesajlarımız var efendim onlara da bir bakalım nelermiş ne yazmışlar. Programımız hakkında Nurullah Bey belki de yemeklerimiz hakkında. Evet. Yorum yapmışlardır. Onlara bakalım. Tabii bizlere mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Bir WhatsApp numaramız var. Ekranlarınızın sağ alt köşesinde. Oradan mesajla bize ulaşıp görüşlerinizi, önerilerinizi de yapabilirsiniz diyelim. Milat Bey selamlar, iyi yayınlar. Zevkle izliyoruz. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayınız. Milat Bey iyi yayınlar. Zevkle izliyoruz. Konunuza da selam. Ekipçe iyisiniz. Coşkun demiş ben. Selam olsun Coşkun Bey'e. Çok teşekkür ederiz. Efendim bir başka mesajımız. Sosyal mesafe diye bir şey yok demiş bir izleyicimiz. Sistem etmiş. Haklısınız. Bizde değil efendim. Biz sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. Zannediyorum bir de resim atmışsınız. Dışarıdaki durumu anlatmaya çalışmışsınız. Çok haklısınız. Bu uyarıları da yapacağız. Programın ilerleyen dakikalarında bu sürekli misyonumuz artık. Üç kuralı hep hatırlatıyoruz biliyorsunuz. Maske, mesafe ve hijyen yani temizlik. Bunlar yapıldığı takdirde değerli izleyenler gerçekten biz bunu hallederiz diye düşünüyorum. Bu virüsü dünyadan şöyle silip elimizin tersiyle atarız gider. Heh,
Yok efendim, doğal yollarla bu virüs çıkmış olabilir ya da birileri bize düşmanlık için bu virüsü yapay bir şekilde bizim önümüze koymuş olabilir. Bu yine de bizim elimizde. Eğer biz bu kurallara uyar isek hiçbir şey bize etki etmez diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum Nurullah Bey? Tabii öyle. Yani neticede şu anda dünyamızda bu virüs hayatımızın içerisinde. Biz de bunu belki bitiremiyor olabiliriz. Yani kendi elimizde olmayabilir. Çıkış noktası veya bitirme noktası. Ama biz bu tedbirlerle mümkün olduğunca virüsün kendimize, çevremize, eşimize, dostumuza bulaşısını önlemiş olacağız. Çok. Dolayısıyla dikkatimiz bu yönde olmalı. Sevdiklerimiz için, kendi sağlığımız için buna riayet etmemiz gerekiyor. Çok doğru. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Arkadaşlar kolay gelsin demiş. İyi yayınlar. Feyyaz Can Polat, benim imaj maker'ım efendim. Barber Shop. Feyyaz kardeşim, buradan da selam olsun. Hayırlı işler. Valla güzel bir sabah uğradım. Ben de pazartesi günleri oraya uğramadan çıkmıyorum. Geliyorum buraya. Şimdi arkaya yeni bir bölme yapmış dükkanı. Çok hoşuma gitti. Erkek lazer. Erkek berberinde ya da kuaföründe öyle bir şey rastlamış mıydın hiç? Yok. Yani lazer bölümü kuruyor. Tabii onay da almış şeyden. Berberler Kuaförler Odası'ndan. Sertifikası belgesini de almış. Hayırlı olsun diyorum şimdiden. Artık lazer işleri de Feyyaz kardeşim de çok güzel bir hizmet bence. Tebrik ediyorum. Şimdi virüsten ve hijyenden bahsetmişken işletmelerdeki hijyenden bahsedelim biraz. Biraz değindik şefim ve çalışanlar konusunda, maske konusunda ve hijyen konusunda biraz bahsetti Memiş şefim ama Nurullah Bey, siz yönetici olarak, oranın işletme sahiplerinden biri olarak neler söylemek istersiniz? Sizin ve bütün işletmelerin neler yapması gerektiği konusunda. Tabii yani bu noktada gastronomi sektörü insanların toplu olarak bir arada bulunduğu, toplu olarak tüketim yaptığı ve zaman geçirdiği en önemli noktalardan biri. Dolayısıyla üst düzey önlemler alınması gerekiyor. Üst düzey önlemlerden tabii kastımız çok abartılacak böyle basit şeylerden bahsediyoruz. İşte bahsettiğimiz maske, mesafe, hijyen noktasının oralarda da uygulanabilir olması gerekiyor. Bunlara riayet edilmesi son derece önemli. Zaten bu konuda denetimler de çok sık olmaya başladı. Son özellikle 3-4 haftada devlet eliyle de çok sıkı denetimler yapılıyor. Biz kendi işletmelerimizde yani şöyle söyleyeyim, gerçekten ilk günden beri, pandemi ortaya çıktığından beri biz tabii işletmemizi hiç kapatmadık. Paket olarak insanlara hizmet noktasında da öyle bir karar aldık. Yani dedik ki işletme kendi kendini çeviremese bile biz bu hizmetten mahrum bırakmayalım insanları. Paket olarak en azından bu hizmete devam edelim dedik. Dolayısıyla şu anda da işletmemizde bütün kurallara dikkat ediliyor. Gerek personel noktasında, gerek temizlik, hijyen noktasında. Tabii insanların biraz da kendi dikkat etmesi gerekir. Çok doğru. Yani siz işletmenize ne kadar kurallara uyarsanız uyun. Ama sosyal mesafe noktası zaten aynı grupta geliniyor, aynı masaya oturuluyor. Dolayısıyla hepsi bir bütün, bu önlemlerin hepsinin tamamıyla bir bütün olarak ele alınması sadece gerekiyor. Sadece bize düşmüyor diyor, gelen tabii ki yani. Misafirlerimizin de çünkü misafirler riayet etmesi gerekiyor. Bu kurallara riayet etmesi gerekiyor, çok haklı. Evet. Periyodik olarak çalışanların mesela o noktada bizler gerek antikor testlerini, PCR yapmıyoruz ama antikor testlerini falan yaptırıyoruz. Değil mi? Periyodik bir şekilde. Yani mesela bizde hiçbir bulgu olmamasına rağmen ben diyebilirim ki 10-12 defa yaptırdım. Ciddi yani. Olamaz. Tabii ki yani. Vallahi helal olsun. Tamamen bu... Çok mu korkuyorsun Nurullah Yoksa? Hiç korkuyla alakası yok da aslında şöyle. Bu iş vicdani bir iş bir de. Öyle bakmak gerekiyor. Ya ben kişilerin... Aynı. Bu çok da doğrusunu yapıyorsun. Aynen. Çünkü her an birisinden... Değil mi? Hizmet sektöründe görev yapıyoruz. Görüyoruz yani hiç semptom olmadan bu virüsü atlatanlar da var. Biz de acaba onlardan biri miyiz diye zaman zaman yapıp en azından bulaşı riskini önlemek adına, kendimizi izole etme adına bilelim istiyoruz yani. Bence imkanı olanların veya işletmelerde özellikle böyle bulgular olsa da olmasa da periyodik olarak test kitleri, özellikle antikor testleri falan yapılmalı. Gerekiyor. Peki teşekkür ediyorum. Rica efendim ederim. Programımız devam edecek. Müsaadenle, müsaadenizle. Yemeğimiz marine bir şekilde bekliyorlar. Onlar da pişime geçecekler.
Nudat Bey'le sohbetimizle devam edecek dediğim gibi. Ama kısa bir ara, bir reklam arası. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Sakın bir yere ayrılmayın. Güzel konulardan da bahsedeceğiz. Yemeklerimizi tadacağız. Nasıl pişirdiklerini göreceğiz şeflerimizin diyorum. Ve reklamlar diyorum efendim. Evet değerli izleyenler, kısa bir reklam arası verdik ve tekrar birlikteyiz efendim. İnşallah bizim yokluğumuzda sıkılmamışsınızdır. Reklamlarla fokusça vakit geçirmişsinizdir diye düşünüyorum. Evet şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ekranlarını şöyle yeni açanlar için bir tekrar yapalım. Bugün gerçekten Elazığ'ın çok değerli ticaret insanı, çok değerli bir kuruluş, bir grup. Nursay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Öner. İstadında beraberiz. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Aynı zamanda o grubun bünyesinde değerli bir hizmet sektöründe, bir restorancılık sektöründe güzel işler yapan Çırçır Bahçeli Evler Restoran. Efendim Bahçeli Evler'deki restoran onların yönetiminde şu anda çok değerli Ayhan Şimşek'le birlikte işletmeyi yönetiyorlar, ortaklar. Efendim o yüzden bugün böyle balık önemli bu süreçte tabii balık, virüs sürecinde bağışıklık sisteminin gelişmesi adına, korunması adına önemsiyoruz balığı. Biz de programımıza davet ettik. Aynı zamanda ana sponsorlarımız bizim, sağ olsunlar. Değerli Mehmet Şahin şefimle birlikteyiz burada. Bize yine daha önce de katılmıştı bilenler, takipçilerimiz iyi bilirler. Bize balık yapıyor. Bugün iki çeşit balığımız var efendim. Bir Mersin balığı, diğer adıyla kuzu balığı, değil mi? Diğeri de Elazığ'ımızın, kebanımızın vazgeçilmezi alabalığımız. İki ayrı balığı farklı şekillerde pişirecek Mehmet Şef'im. Mehmet Şef'im hemen dönüyorum. Mehmet Şef'im nasıl yapacağız? Bir daha anlat bize. Şimdi balıklarımızı marine ettik. Malzemeler de bir ekrana gelebilir mi efendim? Kuzu balığıyla gelsin önce. Mersin balığı. Mersin balığımızı... Malzemeler şöyle pencereye bir alalım onları. Rica edelim. Evet. Şöyle balığımızı malzemelerimizle beraber marina ettik. Bir saat dinlendirdik. Şimdi tavada pişireceğiz ve servise hazırlayacağız. Yine aynı şekilde alabalığımız da öyle. Tamamen fileto haline getirdik. Kılçıklarımızı aldık. Marinaya bıraktık. Bir saat dinlendi ve bunları şimdi pişirip servise sunacağız. Pişirip servise edeceğiz. Evet. Çok da acele etme. Sonunda sıcak çok yiyelim. Acele etme. Programın ortasında yedirtme bize. Memnun evet, usta. Tamam. Değil mi Sezen Hocam? Umarım görürsün. Güzel ama insan dayanır. Harika. Yani. Şu anda çiğ çiğ yesi geliyor insanın yani. Değil mi? Çiğ evet. Evet. Efendim kolay gelsin diyorum. Zannediyorum birini log tavada yapacaksın. Evet. İsti tavada. Hı-hı. Diğerini tavada. Evet, evet. Normal tavada, yağda evet yapacaksınız. Peki kolay gelsin. Servislerimiz de açılmış, hazır, bekliyor. Ben tekrar çok değerli Nurullah Bey'e, Nursay Yönetim Kurulu Başkanımıza dönmek istiyorum. Önemli konulara temas ettik ilk bölümümüzde değerli izleyenler. Nurullah Bey'le Elazığ ekonomisini konuştuk. Daha konuşmaya da devam edeceğiz elbette. Kuyumculuk sektöründen, hizmet sektöründen yani restorancılık ya da diğer sektörlerden şöyle bir üstün körü virüs sürecini ve deprem sürecini geçtik. Ama bir de çok değerli halkımıza önerilerini dinlemek istiyorum. Özellikle döviz, altın konusunda. Çünkü insanlar yatırımlarını, çünkü altın borcu olanlar var biliyorum. Yakın çevremizde de olanlar var. Döviz borcu olanlar var. Bu insanlar nasıl değerlendirmeliler? Yani birikimlerini, o borçlarını ödemek için ya da kazançlarını yatırıma çevirebilmek için önerilerini almak istiyorum kendisinden. Ve ekonomi, Elazığ ekonomisi hakkında biraz konuşmuşsak. Yani öncelikle teknik olarak buna ele almak gerekiyor. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında biliyorsunuz. Gelişmekte olan İnşallah ülkeler, diyeyim. Yani literatürde öyle söyleyelim ama öyle zaten. Aslında gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alır ama gelişmekte olan ülkeler sıralamasında bütün derecelendirme kurumları, finans kurumları böyle ele alırlar Türkiye'yi. Şimdi Türkiye gibi ülkeler bu tarz küresel anlamdaki krizlerden pozitif ayrışması mümkün değil. Dolayısıyla belki %20, %30 oranında daha fazla etkilenebiliyorlar. Maalesef bu da üretim faaliyetlerimizden, üretim kaynaklarımızdan kaynaklanıyor. Kendi öz sermayemizden kaynaklanıyor. Evet. Şimdi dolayısıyla Türkiye pandemi sürecinde çok ciddi sıkıntılar oluştu. Tabii dünyada da böyleydi. Bu da bizim TL cinsinden Türk lirasının diğer para birimlerine göre negatif ayrışmasına sebep oluyor.
değer kaybetmesine. Aynen. Yani, yani bunun en büyük anlayacağı bir dille izah edelim ki ister istemez. Tabii ki bunun en büyük örneği de özellikle yıl sonunda cari açık dengelerinin sağlanması için döviz rezervlerinin kullanılmasında kaynak oluşturmaktan kaynaklanıyor. Nitekim bu süreçte böyle devam edeceğini öngörüyoruz. Geçen hafta Merkez Bankası'nın dövize bir müdahalesi söz konusu oldu. Fakat gördük ki çok kısa bir süre geçmesine rağmen 4-5 gün içerisinde tekrar bulunduğu seviyenin çok daha üstüne geldi. Döviz Merkez Bankası'nın faiz artışı beklenenin üstünde bir 0.50 bas puanlık faiz artışı bile yetmedi. Bu tabii istediğimiz bu durum değil ama gerçekleri de söylemek gerekiyor. Döviz artışının bekleneceğini öngörüyoruz. Zaten ons olarak Türkiye'nin veya gelişmekte olan ülkelerin bir etkisinin söz konusu mümkün değil onsa etkisinin. Dolayısıyla altın küresel anlamda yükselen bir emtia şu anda. Şöyle bir tercihte bulunmalarını önerelim izleyicilerimize. Özellikle bu ortamda yani TL gerçekten birikim aşamasında bir değer kaybı unsurudur. Ülkemiz açısından biz de milli şuurla hareket ederek en iyi yatırım aracının altın olduğunu söylüyoruz. Çünkü altına olan yatırımın, altın rezervlerimizin veya bizi yastık altı dahi olsa ekonomik süreçteki katkısı azımsanamaz. Türkiye'ye özellikle. Çünkü tamamen bizim altın ihracatımız, cari açığımızı dengede tutan en büyük etkenlerden biridir. Çünkü altın rezervi noktasında dünyada çok ileri noktadayız. Yani altının değer kazanması demek mevcut stoğumuzdaki emtianın veya bizim şöyle düşünün işte 1000 ton rezervimiz var. Her bir değer kaybında ülkeye cari açık noktasında artı 1 puan kazandırır. Altını çok rahatlıkla altında kalmalarını veya altını tercih etmelerini önerebiliriz. Evet. Kısa vadeli tabii ki düşüşler olabilir. Kısa şimdi, vadede öngörmek mümkün. Çok özür dileyerek sözünü şöyle balla keseyim diyeyim. Evvelki hafta yükselişteydi. Evet. Geçtiğimiz hafta bir düşüş yaşandı. Aynen. Bu hafta tekrar yükselişte. Yani bugün itibariyle zannediyorum bir yükseliş taştınız. Aynen. Ben biraz da böyle takip ediyorum ister istemez. Konuklarımı da hangi sektörden alacağım konusunda tabii ki onları takip. Yoksa altında işim yok. Yani altınım da yok, borcum da yok. Şükürler olsun diyeyim. Ama ekonomiyi takip etmek her bilinçli insanın, değil mi? Evet. Vazifesi diye düşünüyorum. Hem döviz olsun hem altın piyasası olsun. Ne görüyorsun? Yani gelecekte bir düşüş mü, bir artış mı? Yani bu hafta artışla başladı ama haftanın ortalarına doğru belki düşüş yaşayacak. Yani bu... Ya kısa vadede özellikle döviz ve altında yorum yapmak veya öngörüde bulunmak çok mantıklı olamayabiliyor. Uzun vadede mi yatırım yapmak tabii lazım. Yani şöyle söylemek gerekiyor. Mesela dediğiniz gibi 2 hafta önce altında bir yükseliş vardı ama geçen hafta itibariyle bir düşüş yaşandı. Bunun da Merkez Bankası'nın müdahalesiyle alakalı döviz bazından altına yansıyan düşüş şekliydi. Ama bugün işte Azerbaycan krizi, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki bu krizden dolayı yine tekrar dövizde bir artış oldu. Yani bu sansasyonel durumlar piyasadaki volatiliteleri her zaman için artı bir seviyede veya eksi bir seviyede tutabilir. Ama uzun vadede şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Altın güvenli liman olma özelliğini hep korudu, koruyacaktır da. Çünkü ülkeler artık paranın dışında alternatif bir takas malzemesi, ekonomik malzeme kullanma peşinde. Bunu sanal olarak denediler, olmadı. Veya ülkeler arası, uluslararası para birimleriyle yapmaya çalıştılar, olmadı. Ama piyasadaki bu dolarizasyon, bu parasal genişlemenin mutlaka altına uzun vadede katkısı yine olacaktır. Evet. Biz hep böyle gördük. Bunu söylemekte de haklıyız. Altın 10 düştüyse 20 yükseldi. Bu süreç hep böyle devam etti. Edecektir de. Ama kısa vadede korkmasın. Yani özellikle biz tabii birebir sahada müşterilerle irtibatlı olduğumuz çok için insanlar her zaman böyle bir panik havası oluştururlar. Çok yükseldiği zaman hemen işte alalım daha çok yükselecek veya düştüğü anda da satalım daha çok düşecek mantığıyla hareket ederler. Korku yaşanıyor. Evet. Tabii biz de artık öyle oluyor ki yani talebe doğru arza göre biz de paranoya olduk. Artık mesela insanlar altın bozduracağı zaman elimizde tutmamaya çalışıyoruz. Çok yani doğru. Halbuki tam tersi bir durum. Maalesef öyle bir ters orantı var. Bununla alakalı vatandaşımıza tavsiyesimiz altın gerçekten gönül rahatlığıyla yatırım yapabilecekleri bir araç, evet. Bir emtia. Hele milli sermaye düşünülüyor ise.
Aynen. Değil mi? Aynen. Evet. Şimdi aslında değerli izleyenler, biz erkekler eğer altın borcumuz yok ise pek umurumuzda olmaz bu altın fiyatları. Evet. Değil mi? Yani, eğer sektörde değilsek sizin tabii, gibi. Tabii tabii, aynen. Ama kadınlar yani altın olayına çok evet. daha vakıflar. Tabii ki. Onlar daha bilgililer o anlamda. Şu anda da birçok ev hanımı altına meraklılar. Çünkü zinet eşyası. Tabii. Değil mi? Bir yerde gösteriş de içinde aynen. kullanılıyor. Onları çok daha bilgililer. Ben onlara nasıl tavsiyeler bulunacaksın? Bulundun gerçi evet. de. Yine de tabii yine söyleyeceğiz. Ama birkaç dakika alayım şu mesajlarımız. Tabii ki. Tabii. Bizi aman okumazsak çok kızacak kişiler var ben biliyorum. Sakın okumamazlık etmeyesiniz diye de mesaj atıyorlar. Şöyle müsaadenizle bir iki tane mesajım var. Mesajlarınızı da bekliyoruz değerli izleyenler. Özellikle bizi çok onur ediyor mesajlarınız. Sohbetimizin içinde oluyorsunuz. Özellikle mesajlarınızı bekliyorum. Efendim Milat Bey merhabalar demiş Murat Yerlikaya. Merhaba Murat Bey, saygılar sunuyorum, hürmetlerimi sunuyorum. Ben programınızı keyifle seyrediyoruz. Bahçeli Evler Çırçır Restoran gerçekten şehrimize ve mahallemize büyük bir hizmet sunmakta demiş. Balık kültürünün şehrimizde sizin gibi programlar aracılığıyla tanıtılması, balığın tüketilmesi açısından çok önemli. İyi yayınlar, teşekkürler. Nurullah Bey'e de selamlar demiş. Murat Bey'e ben buradan saygılar sunuyorum. Çok önemli bir mesaj. Gerçekten güzel konuya temas etmişsiniz. Balığı bol bol tüketmemiz lazım diye düşünüyorum. Biz Elazığ olarak balığın cennetindeyiz ama yeterince tüketmiyoruz. Değil mi? Evet, aynen öyle. Bir başka mesajımız var. Güzel bir konuya temas etmiş Murat Yerlikaya Bey. Selamlar, iyi yayınlar. Ben balığı çok seviyorum. Ben de vallahi çok seviyorum. Ama haftada 3 gün yemiyoruz. Pahalı ve ben Toki'de oturuyorum. Banyolarımız çok kötü kokuyor. Bütün evi sarıyor demiş. Balık onun için de hemen bir çözüm olarak bunu iletelim. Şimdi Bahçeli Evler Çeşitli. Çok pahalı değil. Evet. Buna katılmıyorum. Yani tabii şöyle baktığımız zaman gerçekten özellikle deniz balıkları zaman zaman yükselebiliyor, fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Ama alabalık konusunda gerçekten her insanın her bütçenin tüketebileceği nitelikte. Bir diğer konu mesela bu banyolarımız kokuyor noktasında. Bizim şu an hizmetlerimizden birisi de şu. Mesela gelip balıklarını seçebiliyorlar. Biz pişirip gönderiyoruz. Veya kilo olarak satın alabiliyorlar. Veya evden kendileri pişirim de var değil mi? Tabii tabii. Çok yani güzel. Şöyle mesela bir kilo alabalık isteyip de pişirip gönderebiliyoruz. Kendi sıfırına falan. Kilo ile balık. Tabii aynen harika. Öyle. Bir de servisi de kendimiz yapabiliyoruz. O noktada yani özellikle bayanlarımızı. Benim yakınımda yapma böyle. Bak böyle atasım var şimdi çerez gibi. Bir de şey olunca, lokum olunca çok özür dilerim. Estağfurullah. Bayanlarımızı da o konuda kurtarmış olalım bu konuda. Evet, çok doğru. Rahatlıkla artık, vallahi eskiden dışarıda pişen yemekte hanımı suçlarlardı. Ya ne yapıyoruz? Dışarıda yaptırıyoruz. Aynen. O bizim güveç kültürümüz vardır ya, fırın kültürümüz. Şimdi hanımefendiler çok daha titizler kadınlar bu anlamda. Aman evim kokmasın, aman mobilyam kokmasın. Biraz yükse mi düştük? Biraz şeye mi düştük? Ne dersin? Ya bunun birçok nedeni var aslında. Hani bu biraz tamamen sosyal yapının değişkenlik göstermesiyle alakalı. Şimdi kendi evimizden yaşadıklarımızla yola çıkarak bu yorumları yapalım. Şimdi eskisi gibi değil. İnsanlar çok rahatlıkla birbirlerine gidip veya işte birbirlerine çocuklarına emanet edip veya bir noktada yardım isteyemiyorlar. Dolayısıyla çekirdek aile kavramı biraz daha ileri seviyeye çıkmış vaziyette. Bunun da bir sonucu olarak insanlar çok daha fazla yoruluyor. Efor sarf ediyor. Kendi iş bünyesinde kaldığı için. Hani bir paylaşım söz konusu olmadıkça insanların mücadelesi veya işte o noktadaki emekleri, emek katsayısı iki katına çıkmış durumda. Dolayısıyla bu serzenişler, bu bakış açıları biraz da haklı yani. Çok doğru. Bir de çalışan oranı, bayanların iş gücüne katılım oranı günden güne yükseliyor. Bu da onların biz sonuçlarından biri yani. Çok doğru ama şuraya müdahale etmem. Aynen tabii ki. Gördün değil mi? Sen de görüyorsun aynen. yani. Şefim, şimdi şefim ben biliyorum ki restorandaki sunumunda var. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bak söyleyeceğim. Şimdi bir halka soğan, kırmızı soğan değil mi? Buraya yakışır mı yakışmaz mı böyle? Yakışmaz. Ve o lok tavada
Değil mi? Şöyle bir közlense. Zamanımız var yani, ya soğanımız da var. Hemen. Kırmızı yok ama herhalde, değil mi? Beyaz soğan olsun, bir şey olmaz. Değil mi? Yani şimdi ben bunları öğretmem tabii. Yani bunları söyleyeceğim haddim değil. Değil mi? Yani bilmem yani, ben sadece önerdim. Sezai Şef, sen niye şey etmiyorsun ya? Yok, bu işi tamam şefime bıraktım. Eyvallah. Ha. Ustası burada hakikaten. Yani. Hakikaten burada farklı sunumlar yapıyor yani şu anda, farkındayım. Bir şeyler görelim bakalım ne yapıyor, ne oluyor. Bize değil mi? Yani hepimiz bir eksik. Ya valla biz de düşünemedik vardır. Aslında olmazsa olmazı. Bunun yeşilliği değil mi? Demedi, roka. Roka. Rokasız yani. Balık olur mu? Evet. Peki ben şimdi kokunu görünce dağıldım. Kusura bakma. Şimdi şey derler. Sen de zaman zaman restoranda da bulunuyorsun. Özellikle evet. Akşamları biliyorum. Mesai çıkışında restorana uğruyor. Tabii oranın yöneticisi farklı. Müdürü. Buradan da saygılarımı sunuyorum kendisine. Şimdi balık ya da diğer o yemekler. Değil mi? Evet. Onun içerisinde olunca insan her gün onu yemekten imtina eder. Evet. Değil mi? Ama balık vazgeçilmez bir yemektir ya. Ya balık gerçekten tüketim noktasında, mesela şunu hep diyorduk daha önce hani bu sektöre girmeden. İşte haftada bir gün balık tüketimimiz hep vardı. Evet. Ama biz üst üste iki gün, üç gün yiyebilir miyiz diye böyle bir tereddüt içerisindeydik. Ama balık gerçekten hazmetme noktasında çok kolay bir besin öğesi olduğu için ve gerçekten sıklıkla, bir de çeşitlilik çok olduğu için her birinden farklı bir tat, farklı bir lezzet alıyorsunuz. İşte buradaki mesela Mersin balığımız bambaşka bir lezzet. İşte alabalığımız tamamen farklı, bambaşka bir lezzet. Bunun sosla da alakası yok. Tek başına soslamadan ızgaraya koysanız dahi bambaşka lezzet alıyorsunuz. Dolayısıyla balık yani haftada en az 2-3 defa tüketilmesi gerekli olan ve tüketilmesinden keyif alınan bir besin. Bir de her balığın ayrı bir lezzeti var. Aynen öyle. Değil aynen mi? Evet. Mesela şu lokumun, tabii, değil mi? Lokumun ayrı. Efendime söyleyeyim, alabalığın ayrı bir. Apayrı. Deniz ürünlerinin farklı farklı lezzetleri var diyebiliriz. Şimdi güzel tavsiyelerde bulundu. Konumuza dönersek tekrar. Altın fiyatları konusunda döviz, altını tercih edin diyor. Evet. Bence de, ben çok katılıyorum. Eğer biraz da vatanperversek, yani milliyetçi bir yapıyla bunu söyleyebiliriz. Döviz çünkü bize bir getirisi olan bir şey değil. Değil mi? Milli tabii diye. Yani bireysel getirisi olsa da ülke açısından bulundurulan her dövizin, her yastık altı dövizin ülkenin para kaynağına negatif etkisi var. Yani Türk lirasının kaybına sebebi veriyor. Bu da bizim işimize gelmiyor açıkçası. Aynen. Ülke olarak. Ama altın öyle değil. Değil. Altın tam bir yatırım aracı. Milli sermayemize katkı, rezervlerimize katkı diye düşünüyorum. Doğru mu? Tabii, altın sahibi belli olmayan aslında. Şöyle söyleyelim. Yani belli bir gruba, zümreye veya belli bir kesime, ülkeye hitap etmeyen tek takas aracıdır diyelim. Çok daha doğrusu doğru. Altın eskiden bir gelenek olduğu için. Dolayısıyla altına çok rahatlıkla milli duygularla da vatanımızı, milletimizi düşünerek döviz olarak değil de tasarruflarımızı altın yönünde değerlendirmemiz gerekiyor. Kardeşim şimdi yaşım ortaya çıkacak ama 50 küsur yaşındayım. Ben altını yatırım yapıp da kaybeden, zarar gören kimseyi görmedim. Değil mi? Aynen. Ben duymadım. Yani altından zarar eden bir insan olduğunu düşünemiyorum. Düşünmüyorum. Peki neye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz sence? Elazığ ekonomisi olarak. Biraz ondan bahset bize. Tabii şimdi. Elazığ yani gidişatımız nedir Nurla? Çünkü sen de Elazığ piyasasının ayakta tutan değerli işletmeler grubun başında bir insansın. Ne görüyorsun yakın bir gelecekte Elazığ'ı? Ya da şimdi, uzak bir gelecekte. Elazığ'da gerçekten ciddi sıkıntılar bizi bekliyor. Ama bizi üzen bir başka nokta da bu noktada gerçekten henüz daha bir kimlik tanımlanmamış olması. Orta ve uzun vadeli bir programın en azından bizlere yansıyan, vatandaşa yansıyan ölçüde herhangi bir çalışmanın olmaması. Yani umutlu davranmaya çalışıyoruz. Söylemlerin tersine hep Elazığ'dan yatırımlarımızı buraya yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii bu gerçekleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Elazığ pandemi sürecini ve öncesindeki deprem sürecini çok kısa vadede atlatacak gibi görünmüyor. Ekonomik olarak da hani bir şeyler yapılması %100 gerekli. Bunu kimler yapabilir? Öncelikle bunlara bakmak gerekiyor. Elazığ'daki STK'ların, özellikle bürokratların, siyasilerin bu noktada
çok koordineli bir şekilde, çok uyumlu bir şekilde çalışmaları gerekiyor. Çok doğru. Ama tabii şöyle, yani bunları eleştiriyoruz ama hep böyle masa başında konuşurken bunları dile getiriyoruz. İnsanlar da kiminle konuşuyorsak, hangi düzeyde konuşuyorsak, bizim topumuz çoğu hükümet batırır. Bir başkasını çıkarır, eleştiriyor. Ya da herkes futboldan çok anlar gibi. Ya yani Elazığ'da kim haklı sorusunun cevabı yok. Çok doğru. Veya kim bir şey yapacak sorusunun da cevabı yok. Dolayısıyla hep bu muallakta, hep bu sürüncemede kalan bu takım şeylerin sonucunu vatandaş çekiyor, çekecek de. Evet. Biz bir an önce, yani bunların gerçekleştirmesi için bir ekonomi çalıştayının hem ticaret odası bünyesinde hem bürokratlar bünyesinde, STK'lar evet, bünyesinde olması gerektiğini savunuyoruz. Maalesef yani Elazığ'da belirlenirken de işte bu yönetimler, kriterlerimizin değişmesi gerekiyor. Liyakat esaslı veya gerçekten işinde, alanında uzman insanların, belli bir amaca hizmeti şiar edilmiş insanların bir noktaya gelmesi gerekiyor. Hep eleştiriyoruz. Biz de o eleştirenlerden biri olmaktan gerçekten sıkıldık. Ama tabii bizim herhangi bir üyeliğimiz veya bir STK şeyimiz, ben kendi adıma yok. Şimdi, bunu gönül rahatlığıyla konuşabiliyoruz. Çok güzel ifade evet, ettin. Gerçekten bir yani önümüzü görmemiz lazım. Tabii. Şimdi bir de her şeyi biz toplum olarak, niye bilmiyorum, devletten bekliyoruz. Evet. Ama işletmeler de, değil mi? Markalaşma. Yani bunu başaran değerli işletmelerimiz var. Mesela bir çırçır olayı var. Evet. İşte gerçekten bu konuda Ayhan Bey'i tebrik ediyorum. Mesela Elazığ'da yeni yeni bir Harput Dibek olayı, değil mi? Soyer evet, Beyler. Evet. Buradan da tebrik ediyorum Soyer Beyleri de. Değerli Mehmet Bey'i. Onlar da artık Türkiye gündemindeler, değil mi? Kahvecilikte. Tabii. Hazır kahvede. Yani markalarımıza marka. Yani nasıl görüyorsun Elazığ markalaşmada? Şimdi mesela markalarda şey yapıyor muyuz? Yani sahip çıkabiliyor muyuz? Maalesef çıkamıyoruz. Mesela Harput Dibek noktasında şunu söyleyeyim. İşte Soyer Bey de Mehmet Bey de gerçekten değerli yatırımcılar her noktada. Evet. Aynen. Şimdi Elazığ dışında böyle kurumsal bir ivme kazandırmasalardı veya çıkış noktası burada bir şeyler yapmayı veya buradaki talebi öngörü olarak kendilerine bir hedef olarak koysalardı, inanın bu seviyede bir sürdürülebilirlik olmazdı. Çünkü biz kendi markamıza maalesef sahip çıkamıyoruz. İşletmelerimizin mesela bu istatistikleri gerçekten hiçbir kurumumuz, hiçbir ticaret merkezimiz vermiyor. Mesela Türk Elazığ için söylüyorum, gastronomi olarak açılmış işletmelerin %60'ı ya 6 ay içerisinde ya 18 ay içerisinde kapanıyor. Ya el değiştiriyor, ya işletme değiştiriyor ya da kapanıyor. Maalesef. Şimdi bununla alakalı mesela herhangi bir ön çalışma, ön yönlendirme veya bir istatistik yok. Hiçbir şekilde bununla alakalı ticaret odamızın, sivil toplum kuruluşlarımızın veya derneklerimizin departmanı yok. Evet. Dolayısıyla hal böyle olunca da herkes çok iyi seviyelerle, iyi düşüncelerle giriyor. Daha sonrasında bu sıkıntılarla ya kapatıyor ya devrediyor vesaire. Maalesef. Bunun için de yani şunu bir kere yapmamız gerekiyor. Gerçekten kendi bünyemizde bir araştırma merkezi kurup insanları yönlendirebilecek bir takım departmanları kurmamız gerekiyor. Araştırma, geliştirme merkezleri, ARGE'lerimizin olması lazım. Doğru. Şimdi ben şunu da kastettim. Mesela Elazığ Spor'da, değil mi? Evet. Nurlat Bey, Elazığ'ın bir markasıdır. Evet. Değil mi? Harput gibi. Yani evet, bir işletme olarak düşünmeyin. Elazığ Spor bir markadır. Yani bir turizm aracıdır bir yerde. Evet. Bir Harput da öyledir. Değil mi? O açıdan da tabii. Bunlara turizmle mesela Elazığ nasıl görüyorsunuz? Şimdi bunlar kültür olarak şehrin, kültür de bir şimdi marka bir şey, olayıdır. Tabii ki öyle. Bir şehirdeki marka değerinin sektörel olarak ele alınması gerekli değil. Örnek veriyorum. Spor alanında çok iyi bir marka değeriniz olur. Bu Elazığ'ı tek başına sürdürülebilir vaziyette geliştirir. Evet. Veya turizm alanında çok ciddi turizm merkezleriniz olur, yine katkısı olur. Zaman zaman bu siyasiler tarafından ele alınıyor. Mesela Elazığ'ın bir kimlikle buluşması gerektiği söyleniyor. Ama şu an Elazığ'ın mesela ekonomik gelirlerine baktığınızda tamamen... Öncelikleri farklı mı diyorsun? Öncelikleri değil, beklentileri farklı olduğunu düşünüyorum. Yani insanların öyle bir arzu yok. Dolayısıyla şehrin yöneticilerinde bu yönde bir yürüyüş modu yok yani. Öyle şimdi söyleyelim. Ben yani spor bazında, evet, futbol bazında hep Trabzon'u örnek veririm. Evet. Değil mi? Trabzon'un
diğer Karadeniz illerine göre bir farklılığı yoktur. Yani her yerde de balık vardır. Evet. Değil mi? Evet. Ama Trabzon'un kendine özgü bir farklılığı yoktur. Sadece mesela Trabzon futboluyla, tabii, sektörüyle, evet, ön plana çıktı diğer Karadeniz illerine göre. İşte mesela geçen yıl bir sıkıntı yaşadı mesela Trabzonspor. Geçen yıl bir sıkıntı yaşadı. Evet. Çok çabuk şehir kenetlenip çok ciddi şekilde çözülemeyecek problemlerini, evet, Trabzon'un kendi dinamikleriyle, kendi tasarrufuyla çözemeyeceği birçok şeyi işte Ekonomi Bakanımız vasıtasıyla çok çabuk atlatabildiler. Ama biz şehirde bunu yakalayamıyoruz maalesef. Herkes bireysel anlamda bir şeyler söylüyor. Bireysel anlamda kendini ön plana çıkartmak için mi dersiniz? Artık başka nasıl tasvir edersiniz? O noktada herkes kendi bünyesinde bir mücadele yapıyormuş gibi görünüyor ama hiçbir mücadele yok. Dolayısıyla bu da sonuca yansımıyor. Kalmış. Yansımıyor sonuca. Yani. Yani bu Elazığ Spor'dan örnek verdik ama evet, bu birçok şey için geçerli. Bir mesela özel idare basketbol takımımız gibi çok başarılı imza attılar. Spor'da öyle, turizmde öyle. Turizmde mesela evet, Harput gibi bir değerimiz var, bir tarihi beldemiz var, bir yerimiz var efendim. Oraya ne ölçüde sahip çıkıyoruz bilmiyorum. Ya da mesela mutfağımız. Ben iddia ediyorum, her zaman da iddia etmişimdir, şeflerim de bilirler. Elazığ Türkiye'de bir numaradır Türk mutfağında. Bakın. Ama biz bunu ne ölçüde markalaştırıp satabiliyoruz? Bir Antep gibi. Antep'ten örnek veriyorum hep ama gerçekten başarılılar bu anlamda. Evet. Çok takdir ederim. Biz Antep gibi bu sektörü canlandırabiliyor muyuz? Değil mi? Mesela yöresel mutfağımız, evet, ne ölçüde Elazığ'da? Ya yöresel mutfağımızı canlandırmamız mümkün değil. Çünkü bunun mesela şöyle söyleyelim. Sunumu olmayan hiçbir şeyin sonucu yoktur. Yani siz mesela Kültür Park gibi, örnek veriyorum bunu. Kültür Park gibi kendi işte belediyemize ait bir değerimiz var. Çok güzel bir alan. Burada da gastronomiyle alakalı bir faaliyet içerisindeyiz. Evet. Ama bugün Kültür Park'a gidip Elazığ'a ait hiçbir yemeği yiyemezsiniz. İşte bu kötü. İşte Harput'u örnekte veririm hep, evet, aynı şekilde. Mesela insanlar hadi tamam bizim turistik beldemiz var diyoruz. Evet. Harput'umuz var diyoruz. Gelin gezin diyoruz. Ama biz hazır mıyız? Onları gezdirmeye, o adamlar, ben hep bu örneği vermişimdir. Gezecekler, acıkacaklar bu insanlar. Ama neyi yemek isteyecekler biliyor musunuz? Adana'nın kebabını değil. Evet. Antep'in bilmem neyini değil. Yuvalamasını değil ya da. Mardin'in kaburgasını değil ya da. Elazığ'ın Harput köftesini. Evet. Sırınını yemek isteyecekler. İşli köftesini Elazığ'ın yemek isteyecekler. Bunu sunabiliyor isen varsın. Doğru mu? Aynen öyle. İşte Kültür Park örneğini verdi aynı şekilde. Yani niye sunamıyoruz biliyor musunuz Mülhat Bey? Mesela şimdi Kültür Park'ta belediye eliyle bir işletme yürütülüyor. Şimdi bakın, o kadar güzel bir alan, o kadar mesela benim de zaman zaman gidip kendi ölçütümde zaman zaman böyle her yere gitmeye çalışırım. Ama o kadar kötü ki mesela kendi değerlerimize sahip çıkabilmek için gerçekten bu işin uzmanlarına ciddi manada bir destek çalıştığı yapmamız lazım. Ve buraları özelleştirerek mesela şu ürünlerin sunulacağı biz bir özelleştirme yapabiliriz. Yani menüsünün belli olduğu bir özelleştirme niteliği taşıyan bir kurumu, örnek veriyorum Kültür Park'taki bir kurumu, belediye bünyesinde bunlar yapılmaz. İcra makamları sadece belirleyici unsur olması gerekiyor. Çok doğru. Çünkü özel sektör ancak için içerisinde olursa gelişmişlik düzeyi artar. Her şeyi devletten, dünyanın her yerinde ya da belediyelerden beklememek lazım diyoruz. Evet. Şimdi diyebilirsiniz efendim, siz ne yapıyorsunuz? Nurullah Bey, efendim işte şu alabalık var ya, Elazığ'ın öz malı, kebanımız. Onun restoranına işletiyorlar, üzerlerine düşeni yapıyorlar. Biz efendim nacizane ticaretle uğraşmıyoruz. Biz program olarak Elazığ'ımızın, yöremizin mutfağını elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Ama değerli müteşebbislere de Elazığ mutfağına sahip çıkmaya, yöresel mutfağımıza sahip çıkmaya da bekliyoruz efendim. Ne olur bunu dikkate alın. Artık yeterince kebapçılarımız var inanın. Değil mi? Yeterince balıkçılarımız var. Yeterince efendime söyleyeyim çorbacılarımız var. Biraz da yöresel mutfağımıza canlandıralım. Öyle lüks yerler yapalım ki, öyle güzel modernize edelim ki ama otantikliğini de bozmadan yöremizin. Evet. Bu önemli değil mi? Tabii ki. Bakın mesela biz de yöreselden bahsediyoruz. Alabalık, 23 çeşit alabalık yemeği var. Diyorum. Bunların hepsi yöresel lezzet. Yani buradan Elazığ'dan sağa sola çıktığınızda bu lezzetlerin hiçbirini bulamazsınız. Tamamen Elazığ'a has, Elazığ'a ve dünya markası eşdeğer. Bunu da unutmayın. Tabii şu anda şu alabalığımız, Elazığ'ın, evet, çırçırın alabalığı
dünya markası haline geldi. Evet. Bu konuda da Ayhan Bey'i tabii iştirakçileri Nurullah Bey'e takdir ediyoruz. Çok destekliyoruz efendim. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Değil mi şeflerim? Sizlerin de yemek konusunda görüşlerinizi, yorumlarınızı almak istiyorum. Yeterince yöresel mutfağımız tanıtılabiliyor mu? Yani yöresel mutfağımız iyice yeterince sergileyebiliyor muyuz? Restoranlarımız önem veriyorlar mı? Sezai Şahin, sen de yorumunu bekliyorum. Yok, şu anda maalesef şöyle bir şey var. Bir patilamız var sadece. O da ev hanımları. Ya diğer yemeklerin yanına garnitür olarak veriliyor sadece. Evet, ya, o yeterli değil. Ya o yetersiz bir şey. Onun haricinde çok fazla böyle bir yöresel mutfağımız yok. Yok. Yani okay. Bence de yok. Mesela hangi lokantaya gitseniz Gaziantep'te yöresel mutfağı hemen önünüze sererler. Evet, avantajları yok mu? Var. Ne gibi? Hep onların böyle mangal üzerine yemeklerde çoğunlukla. Değil mi? Restorana çok yakındır. Bizim biraz daha ev yemeklerine. Yemekler olarak yani restorana o kadar gitmeyecek bir yemekler ama neden olmasın? Onu o ev yemeklerini restorana taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Değil mi? Evet. Evet. Şöyle bir tadına bakalım mı artık? Ben dayanamadım. Evet. Dayanamıyorum artık. Buyurun. Lütfen. Rica ederim. Konuları buyurun siz. Bunu ev sahibi sizsiniz. Özellikle önce bence şu Mersin balığımız, Akdeniz lokumu. Tabii şeyden lokumdan başlayacağız değil mi? Evet. Şöyle bir lokum. Ayran da mı sunaydık? Ya da bir cacık böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kılçık yok, merak etme, kemiği geldi. Şimdi efendim gerçekten çocukların boşuna sevmiyorlar bu balığı. O kadar harika bir balık ki. Çocuklar rahatlıkla, çok affedersiniz, rahatlıkla yiyebilecekleri bir... Tabii sıfır yemek. Kılçık yani. Sıfır kılçık, hakikaten Mersin evet. Balığı. Mükemmel olmuş. Şimdi alabalığa bakacağım. Şefim biz hep konuklarımızı önce tattırıyoruz ya. Ben, onlar da bize tattırıyor şu an. Ben bu ilk defa gurme olarak tabii. Harikulade. Alabalığımız var gerçekten. Hele Elazığ'ın alabalığı, Kebanımızın alabalığı tartışılmaz. Böyle biliyorum şu anda İştahınız çekti. Ta Keban'a kadar gitmenize gerekiyor efendim. Bahçelievler'deki şubesinde de birçok çeşidini hem alabalığın hem deniz balıklarının bulabilirsiniz diyorum. Yerini artık bilmeyenin kalmamıştır diye düşünüyorum. Evet. Bahçelievler ana yol üzerinde hemen rahatlıkla ulaşabilirsiniz diyorum. Şefim ellerine sağlık. Harikulade olmuş gerçekten. Lezzetine doyamıyorum. Şu anda yayındayız. Yoksa abanacağım. Yayından sonra doyum olmuyor. Lezzetine. Ellerinize sağlık. Kolay gelsin diyorum. Sen nasıl buldun? Yorum yap. Yok, şöyle yorum yapayım. Biz eskiden bal kabağından mesela tatlını bilmezdik. Haşlar yedik. Şu anda o alabalıkta onun bir gevrekliği var. Değil mi? Tatlı ama onun gevrekliği. Çiğneme gerek yok. Dille damak arasında sıkıştığın zaman kendine de alıp gidiyor. Onu fark ettim. Lokum da öyle ama. Ama lokumu ilk defa yiyorum. Gerçekten çok lezzetli bir şey. İlk defa mı yedin lokum? İlk defa lokum, ilk defa yedim. O harika bir şeydir o. Çok güzel bir şey. Gerçekten sıfır kılçık. Evet. Şimdi az önce konu açıldı da Survivor diyorum. TV8'de Masterchef. Kılçığı ne kadar önemsiyorlar görüyorsun değil mi restorancılıkta? Evet. Sende de dikkat ettim sıfır kılçık ama. Şef, gerçekten. Sadece lokumu değil çocuklar alabalığı da rahatlıkla kılçıksız yiyebilirler. Gerçekten. Nasıl temizledin ya bu kadar ayrıntılı? Yani bazı kısımlarını cımbızladın. Değil mi? Pişmeden rahatlıkla çıkabiliyor. Peki ellerine sağlık şefim. Artık level yaptın yani kendinde. Bir önceki gelişine göre bu sefer daha lezzetli olmuş diye düşünüyorum. Yani gastronomide devamlı üstüne koymak gerekir. Çok doğru. Hem lezzet açısından hem isnat açısından. Biz de bunun gayreti. Yeni menüler ekliyor musun? Çalışma yapıyor musun? Menülerimiz var. Önce elimizdeki menüleri bir tanıtmak istiyoruz. Eyvallah. Bunlar yeni zaten. Yani bu sene uyguladığımız ürünler. Tabii ben biliyorum ondan şüphe yok. Yani yeni pişirme tekniklerinden tabii. Bahsediyorum. O anladı benim ne demek istediğimi. Peki Nurullah Bey yani hizmet sektörü gerçekten kendini yenilemeli. Şefimin evet. De dediği gibi, Memiş Şefimiz dediği gibi. Sunum şekilleri değil mi? Aynen. Albenisi olmalı. Şu önünüze gelen önce gözü doyurmalı değerli izleyenler. Tabii. Bu önemli bir şey. İşte benim de bahsettiğim o. Yani yöresel mutfağımızda da o albenisi olmalı. Gözü doyurmalı. Değil mi? Aynen öyle. Evet. Ne diyeceksin? Yani bu sektörde niye gerideyiz? Yani ne yapılmalı?
az önce giriş yaptım ama. Şimdi bununla alakalı mesela bize çevremizden bir baskı unsuru olarak hep şöyle talepler geliyor. İşte bir yatırım danışmanlığı veya gastronomiyle alakalı farklı departmanlarda bir danışmanlık hizmeti verelim diye. Bunu söyleyen ve bizden bu konuda destek alan arkadaşlarımız da var. Ama Elazığ'da geri kalma sebeplerinin aslında diğer sektörler gibi bu sektörle de benzeyen bir yönü var. İnsan kaynakları problemi. Maalesef bu sektörde kalifiye personel bulmak çok zor. Kalıcı personel bulmak çok zor. Personeli yetiştirmek çok zor. Çok doğru. Yani birçok sektörün aslında Elazığ'da yaşanan sıkıntı bu. Aslında nüfus olarak da çok geri bir vilayet değiliz. Şu an 600 bine dayanan bir nüfusumuz var. Potansiyel dinamik olarak da aslında çok çok iyi seviyedeyiz. Bugün genç nüfusumuz yanılmıyorsam %39,5 civarında olan genç nüfus dediğimiz doğrudan dinamik 18-35 yaş arası olan nüfustan bahsediyorum. Bu da çok büyük bir oran. Türkiye genel ortalamasının çok üstünde. Ama tabii bunlar incelenirken işte artık insanımız bu sektörü, hizmet sektörünü çok daha ileri seviyede bir kazanç noktası olarak da görmüyor maalesef. Veya birikim noktası veya kalifiye nitelik açısından da öyle görmüyorlar. Dolayısıyla bu sektördeki en büyük sıkıntı insan kaynakları problemi. Onun dışında işletmelerin çok yönlü, mesela şöyle, bize bu yanılgıya belki başka bir sektörlerde biz de girmişizdir. Bu işi icra edenlerin gerçekten gastronomiyi bilmesi, o noktada ciddi tecrübelerinin olması gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün, Ayhan Bey olmasa benim bu sektöre girmem veya işte bir şeyler yapabilmem mümkün değil. Çünkü ikna edici olması lazım değil mi? Tabii yani şimdi Ayhan Bey'in tecrübesi, işte ürünleri tedarik noktasındaki bilgileri, birikimleri, sunum noktasındaki, ulaştırma noktasındaki bilgileri tabii yılların vermiş olduğu 30-35 yıllık bir tecrübeye sahip. Çok doğru. Dolayısıyla bunu bilmek gerekiyor. Yani ben şimdi bu işte Memiş Usta'yı atıyorum böyle bir servisi hazırlamada veya yetiştirme noktasında ben yeterli kalmayabilirdim. İnsanların bunu kabul edip kendi sektörlerinde buna göre de tabii ki tecrübe. Her aşçı bunu yapamaz. Bakın. Tabii yapamaz. Her restorancı, balık restorançılığı farklı bir şey. Tabii. Değil mi? Elazığ'da da o kadar yok. Yani bunun ustalığı, bunun şefliği değil mi? Aşçılığı. Ya her işletmeci değil. Bu balığı yani daha işin mutfağından ziyade tedarik noktasına bakalım. Elazığ'da herkes istediği gibi şu Mersin balığını Mersin'den aynı gün getirtemez. Mümkün bu değil. Kadar basit yani. Tabii. Hani işin o noktasına bakmak lazım. Tabii. Her sektörde böyle. Tedarik olayı. Çok fazla bu sektörde açılıp kapanan işletmeler var. Yani ben bunu tabii böyle kendi konuşmalarımızda dile getiriyoruz. Bununla alakalı bir gerçekten bir analiz yapılması gerekiyor. İstatistiksel çalışmalar yapılıp insanlara sunulması gerekiyor. Bir Avrupa modeli olabilir. Yani ben birçok yatırım danışmanlığı noktasında incelediğim birçok yer var. Şimdi bununla alakalı bölgesel çalışmalar yapılabilir. İşte mevcut cirolar baz alınarak karlılık oranları vesaire kendi dinamikleri insanlara sunulması gerekiyor. Bizim STK'lar aracılığıyla veya kamu tüzel kişiliği taşıyan kurumlar aracılığıyla. Çünkü bunlar hepsi ilimiz için çok büyük nimet, çok büyük bir özveriyle yapılan çalışmalar. Kendi kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız, işin doğrusu bu. Çok doğru. Yani büyük bir sektör, hizmet sektörü Elazığ'da yanılmıyorsam bizim gayri safi milli hasılamızın %27'sine tekamül eden bir sektör. Tarımdan sonra, sanayiden sonra, tarım ve sanayiden sonra üçüncü sırada ama ben Elazığ'da öyle olmadığını düşünüyorum. Hiç ölmeyecek bir sektör bir defa. Tabii. Kesinlikle. Yani reelde olan tek sektör aslında tarım ve hayvan şeyden, sanayiden önce gastronomi sektörü, hizmet sektörü geliyor. Çünkü sanayide örnek veriyorum, Atatürk Barajı'nın yıllık cirosu gayri safi milli hasılaya eklenir ama reelde ortada para yoktur yani. Çok doğru. Bu sektör öyle değil, tamamen döngüsü olan reel sektörlerden çok biridir. Çok güzel ifade ettin. Evet. Şimdi az önce STK'lardan bahsettin. Evet. Ben de aslında kafamda hep bu böyle bilinçli bir konuğa sorulabilecek bir soru. Elazığ'da STK'lar yeterince çalışıyor. Yani görevlerini ihya edebiliyorlar mı? Şimdi Milat Bey açık söylemlerde fayda var. Ben hep öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi Elazığ'da STK'lara talip olan kişilerin iki tane amacı var. Bakın. Birincisi
ya etrafındaki kişilere veya kendi doğrudan bireysel çevresine bir takım yol açmak, yani iş sahibi yapabilmek, statü sahibi yapabilmek vesaire. İkincisi de tamamen egosuyla hareket edip işte o koltukta olabilme düşüncesi. Bakın iki tane şey var. Tabii birkaç tane ayrışan vardır yani herkesi. O koltuğa da tabii ki daimi kalabilmek ama için. Ama esas olması bazı taraflara gebe kalabilmek. Tabii ki yani. Bu da yanlışlar. Ama esas olması gereken şu. STK'lara veya vakıflara veya derneklere talip olan kişilerin o nitelikte gerçekten topluma bulunduğu alanda hizmet edebilecek, o alanda uzmanlığı olabilecek, o alanda bilgi birikimiyle, tecrübesiyle yani amacın tamamıyla hizmet olması gerekiyor. Maalesef o yok. Yani dolayısıyla bakıyorsunuz yıllarca aynı kurumda hiçbir şey yapmadan sürdürülebilir olmamasına rağmen artık daha işte o bahsettiğimiz maddeler gereğince oy kazanmak da çok kolay. Elazığ'a şunu söylemek gerekiyor. Gerçekten seçimlerinizde objektif olun. Çok yani bir STK temsilcinizi seçerken meslek grupları olabilir. Her türlü seçimimizde ya. Vekil seçimimizde olsun, yani. Belediye seçimimizde olsun. Elazığ'ımıza, toplumumuza fayda getirir. Kimin bu şehre faydası var demek önceliğiniz olsun. Yani tabii, yerine hakkıyla çalışanlar tenzih ediyoruz. Yani tabii, burada tabii, yanlış tabii. Anlaşılmasın. Biz genel ifadelerle herkes için geçerli değil bu söylemler. Tabii ki. Çok buyurun. Yani yapılması gereken şu, bakacaksınız incelediğiniz profilin bu şehre gerçekten katkısı ne olabilir veya çıkış amacı nedir diye önce bir bunun analizini yapacaksınız. Bir de şundan artık şehrimizin vazgeçmesi lazım. Yani birinin STK başkanının veya bürokratın veyahut siyasi bir liderin, siyasi bir yöneticinin peşinden gitme noktasında artık kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Bizler bazı şeylere sebebiyet veren aslında tamamen biziz yani. Çünkü insanları bu denli sahip olduklarının ötesinde bir hissiyatla, sahip olduklarının ötesinde bir statüyle davrandırmak tamamen kendi elimizde. Ama bunu yapamıyoruz şehir olarak. Maalesef bunu yapamamamız da kişinin tamamen riyakar davranmasına, kendi olduğundan daha fazla kendini bir noktada görmesine, dolayısıyla sorgulanabilirliğin ötesinde bir şeyler hissetmesine sebep oluyor. Bu da şehrin doğrudan gelişmesine negatif etkisi oluyor. Çok doğru. Yani biz burada objektif davranalım, kendimizi bir kenara koyup en azından şu deprem süresinden bu kadar etkilenmişken yapılacak olan seçimlerde davranışlarımızda buna göre davranalım. Şimdi hep bunu ben düşünmüşümdür. Evet. Kendimize kral mı seçiyoruz, hizmetkar mı seçiyoruz? Yani. Bu çok önemli bir şey. Bize hizmet edecek insanı mı seçeceğiz yoksa başımıza tac edecek, kral edecek insanları mı seçeceğiz? Bunun kararını sizler vereceksiniz. Bizler evet. Vereceğiz. Toplum verecek. Yani birey verecek evet. Diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Yok, çok doğru. Bizim seçtiklerimiz bize hizmet etmeli diye düşünüyorum. Yani birçok şeyde mesela Avrupa'da bir doktora gittiğin zaman doktor seni bir müşteri olarak görüyor. Fakat bizde öyle değil. Biz gittiğimiz zaman ellerimizi bağlıyoruz. O kadar bir saygı gösteriyoruz ki aman aman. Evet. Evet, çok doğru. Evet. Evet, kaç dakikamız kaldı? Çok güzel sohbet. Bir dakikamız kalmış efendim. Zamanı tüketmişiz. Ben teşekkürle bu bir dakikayı geçirmek istiyorum. Çok değerli. Gerçi mesajımız var mı bilmiyorum. Mesajımız varsa da okumadan geçmeyelim. Evet, yok. Şu anda yok. Varmış. Ben aşağıda kalmış sayfa. Hemen onu da okuyayım. Öyle bitirelim. Milat Bey, Nurullah Bey'i insan kaynakları dediği kısmı çok haklı. Bu yazın Elazığ'a geldiğimde Koçkale balık evinde balık yerken kulağımızı çok aşırı derecede rahatsız eden bir müziği kıstırmak veya değiştirmek için 15 dakika anlatabilme zorluğu çektim. Çalışan ve işletme sahibi dahil eğitim şart demiş. Başka da bir şey demiyorum. Keyifle izlerken STK'larla ilgili görüşlerini de altına imzamı atıyorum. Kral çıplak olup da değiştiremiyorsan Elazığ sen de suçlusun. Antalya'dan selam ve sevgilerimle Allah'a emanet olun demiş. Çok güzel bir ifade. Hakikaten kral çıplak demeliyiz ve onu değiştirmeliyiz. Bence de çok güzel bir ifade ve günün sohbetinin sonuna da imzanızı attınız. Teşekkür ederim. Nurullah Bey çok teşekkür ediyorum bize. Ben teşekkür ederim. Sohbet çok tatlıydı. Aynen. Lezzetine hem yemeğin hem sohbetinize varamadık. İnşallah aynen. Bir dahaki sefere tabii tamamlarız inşallah. Diye düşünüyorum. Memiş şefime. Ellerine sağlık diyorum kardeşim. Lezzetine lezzet katıyorsun. Şefim sana da teşekkür. İyi durdun orada böyle.
Ben bugün de diyorum ya, bugün kurban olarak çalıştım. Espri yapıyorum. Yaptıkların yeter sana. Güzel kardeşim. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum Emiş Şef'im. Efendim biz ayrılan süsenin bugünlük de sonuna geldik. İyi bir hafta, sağlıklı bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. O üç krala ne olur riayet edelim. Maske, mesafe ve hijyen. Ne olur bunları uyalım. Uymayanları da uslubuyla uyaralım. Değil mi? Evet. Şiddete varmadan uyaralım diyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Yarın aynı saatte buradayız. Hoşçakalın.